Saatte yaptığımız gibi gündemi değerlendireceğiz. Gündemde olup bitenleri şöyle bir hatırlayıp hatırlatacağız. Günün en sıcak gelişmesiyle başlayalım. Her şeyden evvel dakikalar önce Ankara'dan gelen bir haber vardı. Anayasa Mahkemesi'nde başkan seçimi vardı bugün ve mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan bir kez daha Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi. Günlerdir konuşulan bir seçimdi bu. Zühtü Aslan'ın seçimi 5'e karşı 8 oyla seçildiğini haber alıyoruz. Günlerdir konuşulan bir seçimdi diyoruz. Çünkü İrfan Fidan'ın yani son yıllarda, son zamanlarda en çok tartışılan bir sayın yargıcın ki İstanbul Başsavcılığından Yargıtay'a biraz da böyle hoplayarak zıplayarak getirilmişti. Ve Yargıtay üyesi yapılmadan önce, Yargıtay üyeliğine seçilmeden evvel bir tek Yargıtay dosyasının kapağını bile aralamadan o göreve getirilen yani biraz da hülle kokan bir atamaydı. Aynı İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atanması da tartışılmıştı bu niteliğinden dolayı yani bu geri planından dolayı ve son günlerde Ankara kulislerinde, yargı kulislerinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı seçilmesi yolunda bir telkin yapıldı. Yani Anayasa Mahkemesi üyelerine bir telkin yapıldı. Yani sarayın en fazla istediği kişinin oraya seçilmesi istendiği yolunda bir takım kulis bilgileri vardı. O yüzden de bugün yapılan başkanlık seçimi son derece büyük önem taşıyordu. Neticede İrfan Fidan'ın 3 oy eksik aldığı haberleri geliyor ve Anayasa Mahkemesi Başkanı seçiminde Zühtü Aslan'ın 5'e karşı 8 oyla yeniden başkan olduğu bildiriliyor. Zühtü Aslan gördüğünüz mevcut Anayasa Mahkemesi Başkanı bu görevine devam edecek. Niye önemli Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri ve başkanın kim olduğu? Çünkü önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'nde çok tartışmalı bir dava var, çok önemli bir dava var. Siyasi sonuçları açısından çok önemli bir dava olan Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılma davası gelecek oraya. Çünkü Zühtü Aslan son zamanlarda pek çok kritik dosyada hep çoğunluğun aleyhinde muhalefet şerhi düşen üyelerden biri olarak ortaya çıktı. Bakalım HDP davasında ne olacak? Tabii ki hakimlerin kim olduğundan bağımsız olarak ve kendilerine yapılan telkinlerden bağımsız olarak bir karar vermesini arzu ediyoruz. Bütün mahkemelerin ve tabii bu arada da Anayasa Mahkemesi'nin ama tabii Zühtü Aslan'ın yeniden seçilmesinin anlam ve önemini de gün boyunca Ankara'dan gelecek kulis bilgilerinden alıp sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Madem yargıdan söz açtık, yargıyla devam edelim. Biliyorsunuz salı sabahı ben mahkemedeydim ve bu program yapılamadı. Medya terapi programını seyretmek üzere ekran başına geçenler medya terapiyi izleyemediler. Çünkü İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıktık. Bir yargılamadan dolayı işte yine bir düşünce özgürlüğü ya da ifade özgürlüğü davası ile ilgili olarak. Bu sabahta Halk TV'yi, kardeş yayın kuruluşumuz Halk TV'yi açanlar bizimle aynı saatte program yapan sevgili Ayşenur Aslan'ı göremeyecekler orada. Niye? Çünkü Ayşenur Aslan da bu sabah Çağlayan Adliyesi'nde yargıç önünde çıkacak. Yanında gördüğünüz yine değerli bir kardeşimiz, değerli bir meslektaşımız, yayıncı, yazar, gazeteci Mustafa Sönmez de Kartal Adliyesi'nde şu sıralarda. O da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yine mahkeme önüne çıkacak. Az önce ikisiyle de konuştum. İkisine de destek ve güç dileğinde bulundum. Bu davalar yani gazetecilerin gün aşırı adliyelere taşınması ya bir mahkemede yargıcın önünde ifade vermesi ya bir savcı odasında sorguda olması ya bir emniyet müdürlüğünde karakolda polislere ifade vermesi aslında bunlar teker teker değil topluca Türkiye'de basının nasıl sindirilmek istendiğine basının nasıl baskı altında tutulmak istendiğine ve biat etmeyen yönetim karşısında ceketini iliklemeyen onlara boyun eğmeyen istenenleri söylemeyen tam tersine istemeyen istenmeyenleri dile getiren gazetecilere yönelik baskıların birer parçasıdır. Sevgili Ayşenur'a ve sevgili Mustafa'ya bugünkü duruşmalarda nasıl diyelim şans dileyelim ve hakkın, hukukun ve adaletin yerine getirilmesi yani tecelli etmesi dileklerimizi tekrarlayalım. Geçelim gündemin önemli başlıklarına. Dün akşam Adalet ve Kalkınma Partisi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT
televizyonunda uzunca bir mülakat verdi. Tabii ki yandaş gazetecilere verdi. Beni çağıracak hali yoktu karşısına oturup Zafer Arapkili de bana soru sorsun diye, ama seçilmiş o her zamanki bilinen kadrodan isimler, Abdülkadir Selvi'nin de aralarında bulunduğu bir takım isimler kendilerine verilmiş cevapları soruladılar. Evet, artık böyle tanımlıyoruz o süreçleri. Yani öyle oturup da evde ders çalışıp ya bugün Cumhurbaşkanı'na neyi sorsam da neyi öğrensem diye bir telaş yok onlarda. O telaş bizde vardır. Herhangi bir siyasetçi geldiğinde karşımıza onları aldığımızda hoşlarına gitmeyecek soruları dahi onlara sorabilme özgürlüğüdür gazetecinin faaliyet alanı. Ama dün akşam yine gördük ki öyle işte muvazalı eski tabirle bir mülakat gerçekleşti. Hatta çok ilginç bir şekilde daha önce Cumhurbaşkanı'nın başka kanallarda da verdiği mülakatlarda dikkatimizi çeken bir unsur dün akşam TRT televizyonu ekranında da adeta bas bas bağırdı. Cumhurbaşkanı kendisine orada sorulan soruları cevaplandırırken bazı bölümleri karşısındaki prompter'dan okudu. Evet, prompter'dan okudu. O kadar belliydi ki prompter'dan okuduğu. Yani bir aşamada soruyu sorana böyle onun gözlerine bakarak cevap verirken şöyle bir gözlerini döndürüyor. Hatta biraz daha yüksek bir yerde prompter'a gözlerini dikip oradan böyle şakır şakır yazılı metni okudu. O kadar barizdi ki. Allah hiç kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Hiçbir siyasetçiyi böyle bir duruma düşürmesin. Yani sana bir soru soruluyor ama ona canlı yayında irticalen, yani doğaçlama bir şekilde cevap verecek donanımın ya da hazırlığın yok. Önceden hazırlanmış bir metni prompter'ın ekranına ya da camına akıtıyorsun ve oradan okuyorsun. Bu ciddi bir başarısızlığın simgesidir. Evet, orada çok ustaca bir reji vardı anladığımız kadarıyla. Çok ustaca kamera hareketleri vardı. Cumhurbaşkanının o metinleri okuduğu prompter'ı göremedik tabii. Onu göstermediler. Allah muhafaza orada bir kaza olsa, ters kameradan prompter gözükse iyice rezalet olurdu. Neyse, ama neticede işin bu tarafını not almak ve işin bu tarafına dikkat çekmek çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kendisine üstelik de önceden kararlaştırılmış, cevapları belli, soruları da önceden önüne getirilmiş, yani anlaşılmış bir mülakatı dahi doğaçlama cevaplarla veremiyor. Prompter'dan okumak zorunda kalıyor. Ve inanır mısınız, prompter'dan okuduğu şeyler sadece veriler, sayılar filan değildi. Öyle hani bazen böyle çok karmaşık verileri ya da istatistikleri insan aklında tutamayabilir. Hepimiz o kadar zehir gibi zekaya sahip olmayabiliriz. Rahmetli Süleyman Demirel öyleydi. 50 sene önceki verileri şakır şakır ezberden okurdu. O Allah vergisi bir şeydi, o hafıza. Bende yok, başkalarında da yok. Anlaşılan Cumhurbaşkanı'nda da yok. Yani biz bütün yıllara dönük istatistikleri ya da önüne gelen son verileri ezbere okumasını istemiyoruz. Onlar kağıtta elle yazılır, verilir ve oradan okuyabilir bir siyasetçi ya da cumhurbaşkanı. Ama sadece veriler değil, bir takım lafları, bir takım cümleleri bile aklında tutarak o sırada doğaçlama söyleyemiyor. Bu kadar net. Mesela benim rastladığım bölümde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik meselesiyle o süreçle ilgili bir soru geldi. O soruyu yanıtlarken dahi Sayın Cumhurbaşkanı bazı bölümleri prompter'dan okuyarak yanıtladı. Bu ciddi şekilde endişelenmemizi gerektiren bir şey. Niye? Çünkü bütün kararları tek tek yurttaşları ilgilendiren, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren, ekonomiyle, dış politikayla, sağlıkla, eğitimle, hukukla, yargıyla, adaletle, EYT'lilerle, maaşlarla, memurlarla, her şeyle ilgili bütün kararları tek başına verme durumunda olan bir kişi, eğer önceden kararlaştırılmış soru cevapları prompter'dan okumak zorunda kalıyorsa hepimizin gerçekten endişe duymamız lazım. Böyle birini mi seçeceğiz tekrar başkanlığa? Zaten seçilme yeterliliği olmadığı ortada. Dolayısıyla bunu da not almasını istiyorum sevgili vatandaşların sandığa gittiklerini. Hani hep söylüyorum ya, bir elinize mührü, öbür elinize oy pusulasını alıp o oy kullanma kabinine girdiğinizde bunların hepsini teker teker hatırlayın. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı'nın neler söylediğine. Bir kere icraatları her zaman olduğu gibi övdü. Yani şunu yaptık, bunu yaptık. Efendim bizden önce bazı liderler, bazı iktidarlar köprüler yaptılar ama biz dedi işte Demirel'in yaptığı birinci köprünün, Turgut Bey'in yaptığı ikinci köprünün üzerine üçüncü köprüyü yaptık dedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bunları bile yaptırmamak için geldiler, gösteriler yaptılar diyor. Şimdi burada eğer ben orada olsaydım,
Yani Abdülkadir değil de Zafer Arapkirli orada olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu anlatırdım. Şunu hatırlatırdım. Sayın Erdoğan, siz bu üçüncü köprünün İstanbul için bir cinayet olacağını söylememiş miydiniz zamanında? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken. Kayıtlar ortada, arşivler ortada. Recep Tayyip Erdoğan o yıllarda dedi ki İstanbul'a üçüncü köprü bir cinayet olur dedi. Yani İstanbul'un trafiğine ilave bir yük getirmesi anlamında ya da ne bileyim Boğaz'a ilave bir yük getirmesi anlamında. Şimdi kalkmış diyor ki ne güzel köprü yaptık, bunlar karşı çıktılar diyor. Onların niye karşı çıktığını biliyoruz ama sizin niye karşı çıktığınızı da biliyoruz. Çünkü dün dündü, bugün bugündür. Yesterday was yesterday, today is today temelinde siyaset yapan birisiniz. Onu da hatırlatmak isterdim. Sonra işte Türkiye yüzyılı dediği vizyonu anlatıyor. Bu seçime getirdi sözü ve bir aşamada dedi ki kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Neden bahsediyor? Yeter söz milletindir. 1950 seçimlerinde 14 Mayıs 1950 seçiminde kullanmak üzere kendisinin ortaya attığı sloganı, yani 1950'den ödünç alınmış, Demokrat Parti'den ödünç alınmış sloganı. Ve tabii ki muhalefette akıllı bir manevrayla dedi ki yeter söz milletindir demeye asıl bizim hakkımız var. Bir, milletin tarafında biz varız. İki, bizim adımız Millet İttifakı. Üç, yeter deme vakti bizim size söylememiz gereken bir sloganın vaktidir. Dolayısıyla artık Millet İttifakı kullanıyor o sloganı. Akıllıca bir manevra. Tersten bakarsak iktidarın hiç de iyice düşünmeden beceriksizlikle ve sakarlıkla ortaya attığı bir slogandı. Şimdi onun üstesinden gelmeye çalışmak için Sayın Erdoğan diyor ki kalleşçe astıkları Menderes. Menderes'i asanlar kim? Menderes'i asanlar kim? Altılı masada Menderes'i asan diye niteleyebileceğin insan kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener mi? Ahmet Davutoğlu mu? Ali Babacan mı? Temel Karamollaoğlu mu? Gültekin Uysal mı? Kendi safına bak. Milliyetçi Hareket Partisi. O partinin kurucusu Alparslan Türkeş 27 Mayıs 1960 darbesinin bildirisini TRT'den, radyodan okuyan kişiydi. O zaman döndü ki Menderes'i asanlar yanımda ne arıyor de. Diyemezsin. Çünkü şimdi koalisyon ortağı. Dolayısıyla Millet İttifakı'na dönüp de altılı masaya dönüp de kalleşçe Menderes'i asanlar diye bir suçlamada bulunmak gerçeğin hilafına, hilaf-ı hakikat bir demeçtir. Hani yalan söylüyor filan ifadesini kullanmayacağım burada ama yani Menderes'i asanlar iftirası oturmamış. Başka, bu slogan CHP'ye isyanın bir nişanesidir diyor. Evet, zamanın CHP'sine Demokrat Parti'nin isyanının bir nişanesiydi ama aynı zamanda o slogan, yani yeter söz milletin sloganı 4 sene bu ülkeye tek parti yönetiminde bir zarar verdiğine inanılan bir iktidara karşı muhalefetin ayağa kalkışıydı. Demokrat Parti Demokrat Parti'nin bir isyanıydı. Yeter artık söz milletin olsun diye bir isyana kalkıştılar. Yani bugün de aynı şeyi muhalefet söylüyor. 20 sene yeter artık sizden çektiğimiz, tek parti iktidarından çektiğimiz diyor ve isyan ediyor muhalefet. Bir de şunu da unutmayın. O gün İktidardan düşürülen Cumhuriyet Halk Partisi'nin rahmetli lideri İsmet Paşa, İsmet İnönü 1950 seçimlerini kaybettiğinde, yani Demokrat Parti kazandığında geliyorlar diyorlar ki paşam kaybettik seçimleri. O da diyor ki benim bu en büyük yenilgim aslında en büyük zaferimdir diyor. Yani ülkeyi tek partili sisteme geçirmiş olan bir parti olarak o tek partili sistemden çok partiye geçişten sonra 1950 seçimlerini rakip siyasi partinin, yani Demokrat Parti'nin kazanmasını kendi zaferi olarak niteleyen bir onurlu, bir feraset sahibi siyaset insanından söz ediyoruz. Dolayısıyla o insanlara da haksızlık etmemek gerekiyor herhalde. Altılı masanın üzerinde epey bir tepindi Sayın Cumhurbaşkanı. Masadakilerin hiçbiri birbirine güvenmiyor. Daha doğrusu onlara yedili masa diyor. Biraz da HDP'nin de onlara destek verdiğini ima ediyor. Efendim Cumhurbaşkanlığı seçimine getiriyor. Anayasanın 101. maddesinde ve diğer maddelerde böyle bir şey yok diyor. Yani üçüncü dönem aday olmamı engelleyen bir şey yoktur dedi. Eski Türkiye'de olduğu gibi altılı masanın birbirleriyle kavga edeceklerini söyledi. Ve koalisyon sisteminden yakındı.
Şimdi bakın, burada da insan nasıl oluyor diye düşünmeden edemiyor. Yani hayret ediyor insan. Koalisyon hükümetlerinden bu millet çok ders aldı. Yani bunlar da ülkeyi koalisyonla yönetmeye hazırlanıyorlar deyip koalisyon sistemini eleştiriyor. E şimdi o zaman sormazlar mı Sayın Cumhurbaşkanı'na? Evet, bakanlık dağılımında Milliyetçi Hareket Partisi'ne, efendim Büyük Birlik Partisi'ne ya da Vatan Partisi'ne koltuklar vermediniz ama herkes biliyor ki siz bir koalisyon olarak bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Hadi Büyük Birlik Partisi'ni, Vatan Partisi'ni bir kenara koyalım. Hani oy yüzdeleri açısından o sayın siyasi partileri küçümseme anlamında söylemiyorum. Yani %1, %0.1 oyunuz olur da önemli, ciddi bir siyasi hareketsinizdir. O anlamda söylemiyorum ama kalkıp da sen Milliyetçi Hareket Partisi ile senelerdir koalisyon ortaklığı yapacaksın. Birbirlerinizle istişare etmeden bir takım kararları almayacaksınız. Bürokrasiyle önemli paylaşımları masaya oturup Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'ın birlikte yaptıkları bilinecek. Atılan adımlarda sürekli olarak istişare ve görüş birliği içinde oldukları bilinecek. Ondan sonra sen diyeceksin ki biz koalisyon değiliz ama bunlar koalisyon yapmak istiyor. Yapmayın. Yani koalisyon hükümetlerinin zararlı olacağı şeklinde bir varsayım hiçbir ülkede geçerli değildir. Koalisyonla yönetilen pek çok ülke var. Birleşik Krallık, İngiltere. Birleşik Krallık'ta seneler sonra bundan önceki hükümette bir koalisyon kuruldu. Hatırlayın. Yani bundan önceki muhafazakar parti hükümetlerinden birinde öteki partilerden destek alınarak kuruldu ki orada biliyorsunuz 2,5 parti sistemi vardır. Labour, İşçi Partisi, Muhafazakar Parti, bir de Liberal Demokratlar filan. Sırasıyla dönüşümlü olarak Labour'la işte muhafazakarlar filan gelir ama öyle bir aşamaya geldi ki kilitlendi oylar. Orada bile koalisyon yapılmak zorunda kalındı. Pek çok ülkede, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, İsrail'de, orada burada yani demokratik parlamenter rejimi olan ülkelerde hep koalisyonlar var. Evet, o ülkelerin de sorunları var ama sorunlar koalisyondan kaynaklanmıyor. Tek partinin mutlak bir gereklilik olduğunu söylemek için demokrasiden haberdar olmamak lazım. Dolayısıyla o eleştirinin de yanlış bir eleştiri olduğu ortada. Yedili masanın içinde olanlardan IMF ile görüşme yapanlar var diyor. Efendim Çankaya Köşkü'ne getiriyor lafı bir aşamada. Çankaya Köşkü'ne çünkü özel bir vurgu yapılmıştı. Bu ortak mutabakat metninde Millet İttifakı'nın, yani Beştepe Sarayı'ndan Cumhurbaşkanlığı'nı ve hükümet ofislerini çıkartacağız. Orayı başka maksatla kullanacağız ama Cumhurbaşkanlığı'nı geleneksel olarak, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı dönemindeki Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız demişlerdi. Aslında Çankaya Köşkü'ne çok büyük önem verdiğini vurgulamak için dün akşam da o mülakatı Çankaya Köşkü'ndeki bir salonda verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Orada işte nasıl restorasyon çalışmaları yaptığını falan anlatarak aslında Çankaya Köşkü'ne önem verdiğini söylemeye çalıştı. Bu başörtüsü meselesine ya da o anayasa teklifi meselesine getirdi. Temennimiz mecliste çözüme kavuşturmaktır dedi. Temennimiz referanduma gerek kalmadan en yüksek mutabakatla mecliste bu konuyu çözüme kavuşturmaktır dedi. Burada gizli bir mesaj var. Gizli değil, biraz yarı açık bir mesaj var. Cumhurbaşkanı diyor ki eğer parlamentoda siz gereken oy sayısıyla bunu çıkarmazsanız, yani biz bunu parlamentodan çıkaramazsak ben bu teklifi şeye getireceğim, referanduma getireceğim, yani 14 Mayıs'ta üçüncü sandığı koyabilirim diyor. Biraz da oradan sandık meselesini, daha doğrusu referandum sandığını bir tehdit olarak kullanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak, yani o tasarı meclisten kaç oyla geçecek ya da geçemeyecek, ona bağlı olarak biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın referanduma götürme yetkisi var. Ben o yetkiyi kullanırım, üçüncü sandığı koyarım diyor. Bunu bir yere not alın, ben defalarca bu konuda uyarıda bulundum. Yani bu mesele, yani anayasa değişikliği meselesi üçüncü sandığı beraberinde getirebilir ve Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi o seçimin içeriğini, yani 14 Mayıs seçiminin içeriğini biraz daha bu başörtüsü ya da din istismarı meselesine yığabilir. Esas sorunlardan dikkatleri kaçırmak için ya da dikkatleri uzaklaştırmak için demiştim. Bakalım bu mesele nasıl sonuçlanacak gibi düşünüyoruz. EYT aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir diyor. Bugün EYT ile ilgili kanun tasarısı, teklifi pardon, işte
komisyondan geçmişti. Genel kurula gelecek, onu kastediyor. Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir diyor. Şubat geldi, hemen hızla geçse bile Şubat'a nasıl yetişir onu bilmiyoruz ama bu konuda tabii çok ciddi bir hayal kırıklığı yaratıldığını da hatırlıyor insanlar. Milyonlarca insanı yıllarca emeklilikte yaşa takılanlar sıfatından şimdi de emeklilikte prim ödeme gününe takılanlar gibi bir durumda bıraktılar. O mesele de hala tartışmalı. Gelelim ekonomiye. Cumhurbaşkanının en iddialı konuştuğu ya da konuşmaya çalıştığı konu başlıklarından biri ekonomi. Ve Cumhurbaşkanı ekonomiye sözü getirdiğinde şöyle bir ifade kullandı. Alansa benim alanım ekonomi dedi. Hani o sık sık söylediği, ben ekonomistim, her şeyi herkesten iyi bilirim. Evet, sebep faiz, sonuç enflasyondur lafları. Onu bir kez daha tekrarladı. O sesi varsa dinleyelim şimdi. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Ha, buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi. Ve neticesi ortada. Son laf çok enteresan. Neticesi ortada diyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, neticesi ortada. Faizi tek haneye talimatla aç Şahap Bey'e, telefonu indir. Ama enflasyonu indirebiliyor musun? TÜİK'e de talimat ver, 84'ten 64'e indir. Göreceğiz yarın yeni enflasyon açıklanacak. Ama piyasaları ne yapıyorsun? Borsayı ne yapıyorsun? Dövizi ne yapıyorsun? Onları kontrol edebiliyor musun? Kiraları ne yapıyorsun? Maaşları o fiyatlarla, o piyasayla mücadele edebilecek seviyeye getirebiliyor musun? Getiremiyorsun. Nitekim İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de o laflara, yani dün akşam Cumhurbaşkanı'nın ettiği laflara Twitter'dan şu cevabı verdi. Evet aynen Sayın Erdoğan. Netice gerçekten ortada. Değil mi? Diyor. Oradan kendi partisinin de ekonomiyle ilgili kurmaylarına bir gönderme getirdi. Sayın Cumhurbaşkanım bakın, bu CHP döneminde ekmek karneye bağlanmıştı. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı, CHP tek parti iktidarında ekmek bulamıyordunuz, karneye bağlanmıştı diyor. Şimdi tabii o devirleri herkes yaşamadı. Evet ben de yaşamadım ama benim anam babam yaşadı. Savaş yıllarından söz ediyoruz ya. 1940-45 arasında Cihan Savaşı yaşanmış. Türkiye kendisini Cihan Savaşı'nın dışında tutmayı becermiş. Kimin sayesinde? Zamanın lideri İsmet İnönü'nün, rahmetli İsmet İnönü'nün sayesinde ve çok ciddi sıkıntılara katlanarak, milletçe o sıkıntılara katlanarak ekmeği de karneyle yemiş, kahveyi de karneyle almış, bilmem neyi de karneyle almış. O zamanlar anlatırlar süpürge tohumundan bilmem neler yapılıyordu diye. İyi de o dönemlerin hemen ertesinde 1946'da ekmek hala karneyle veriliyorsa bu ülkeyi yönetenlerin kabahati mi? Bu ülkeyi yönetenlere, o dönem yönetenlere o Cihan Savaşı'nın, yani milyonlarca insanın hayatını kaybettiği Cihan Savaşı'nın dışında tuttukları için müteşekkir olmamız gerekiyor. Her gün gidip İsmet İnönü'nün mezarına çiçek bırakmamız gerekiyor. Almanya'nın, bütün Avrupa'nın, Amerika'nın, Japonya'nın, pek çok ülkenin, bütün Avrupa kıtasının, Rusya'nın, işte Sovyetler Birliği'nin yaşadığı sıkıntıları biz yaşamadık. İsmet Paşa'ya soruyor birisi. Diyor ki, bizi aç bıraktın paşam diyor. O çocuğa cevabı İsmet Paşa'nın o dönemde. Evet aç kaldık, topluca aç kaldık ama seni şehit çocuğu olmaktan kurtardım diyor. Çünkü milletin, memleketin yüzlerce belki binlerce evladı da Avrupa'nın savaşı uğruna ya da Hitler'in çıkardığı o savaş uğruna hayatlarını kaybedeceklerdi ve bizim kentlerimize de bombalar yağacaktı. Biz bomba görmedik. Biz şehit vermedik o savaşta ama ekmeği karneyle yedik. O dönemde çekilen sıkıntıların, o dönemde gösterilen feragatın meyvesini de sonra aldık savaşın dışında kalmakla. 10 yıllarca Avrupa kendi kendini yeniden inşa etmeye çalıştı. Biz ise başka şeylerle uğraşmak durumundaydık. Yani kalkıp da ekmek karnesi üzerinden siyaset yapmak çok bayatladı artık hakikaten. Tek parti CHP hükümetinde ekmek karne ilerdi. Bu yalanı, ya daha doğrusu hani bu çarpıtmayı, evet karne yalan değil ama bu çarpıtmayı artık kullanmayın ne olur. Sonra dönerler size derler ki Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin kurduğu halk ekmek fabrikalarının
büfelerinin önünde uzun kuyruklar var derler. O kuyruklar niye? 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira daha ucuza ekmek alabilmek için. E hani varlık devriydi? Varlık devrinde ekmek kuyruğu olur mu Sayın Cumhurbaşkanı? Gidin Gaziantep'e indirimli ekmek kuponu dağıtıyor belediye. Başka belediyeler de dağıtıyor. İndirimli ekmek satışları var. Yani insanlar en temel, en ucuz gıda maddesi olması istenen, daha doğrusu varsayılan ekmeği bile kuponla, indirimle ya da kuyruğa girerek saatlerce soğukta, ayazda, karda, kışta, yağmurda, çamurda halk ekmek gişelerinin ya da kulübelerinin önünde kuyruğa girerek almak durumundalar. Ankara'dan bir görüntü şimdi gelecek size. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mobil marketleri var. Orada ucuz et satışına başlamışlar. Bildiğim kadarıyla işte 120 liraya kıyma, 140 liraya ya da 149 liraya kuşbaşı et satılıyormuş. Et ve süt kurumunun önünde de o kuyruklar var ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de mobil marketleri önünde metrelerce, yüzlerce metre kuyruklar var. Niye? 10 liraya, 20 liraya daha ucuz et alabilmek için. İnsanların ete, ekmeğe, süte, zeytine, peynire erişiminde bu kadar büyük bir felaket yaşanırken süt şişelerine, süt kaplarına elektronik kilitler takılırken insanlar etten daha pahalı fiyata en temel gıda maddesi olan bu memleketin, bu milletin peyniri bile artık gramla en kalitesizini bulup onu da böyle kırıntılarıyla almak durumunda kalmışken sen kalkacaksın 1946 savaşın hemen sonrasındaki yıllarla ilgili olarak İsmet Paşa bu memlekete karneyle ekmek dağıttı diye onu suçlayacaksın. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Biraz utanması olur insan. Ekonomiden bahsettik. Dün İTO, İstanbul Ticaret Odası dönemsel İstanbul enflasyonunu ya da İstanbul için tüketici fiyat endeksini açıkladı. Bu verilere göre yıllık enflasyonda bir miktar düşüş olduğu gözüküyor. İTO endeksinden bahsediyorum. %79.68 aylık enflasyonda bir miktar çıkış %5.94 olarak verilmiş. Yarın TÜİK'in enflasyonunu göreceğiz. O nasıl bir manzara koyacak ortaya onu da yarın görür ve tartışırız. Ekonomi derken çok önemli bir gelişmeyi daha hatırlatalım. Dün İstanbul borsasında ya da Borsa İstanbul'da diyelim o önemli bir düşüş yaşandı endekste. Neredeyse bütün hisse senetlerinin değerlerinde muazzam bir düşüş yaşandı. Yani borsada bir çöküşten bahsediyoruz. Uzun süredir bu konuda uyarılar vardı. Ekonomistler uyarıyorlardı. Yani insanların hani dövizden çünkü insanlar kendilerini normal geçinemedikleri için küçük yatırımcılar bile hani 1.000 liralık 2.000 liralık filan böyle bir yatırım yapayım diyen insanlar bile artık altını ve dövizi değil de bir dönemdir borsayı tercih ediyorlar. Öyle bir imaj oluşturuldu. Hatta Sayın Hazine ve Maliye Bakanı da insanları borsaya yönlendirdi. Bakın dedi herkes oraya koşuyor siz de gidin kazanın dedi. Borsa dediğimiz şey ne? Bir kumar masası. Evet. 3 koyup 5 almak, 5 koyup 10 almak gibi bir duyguyla, bir istekle yani kapitalizmin doğası içinde şirketlerin hisse senetlerini alıp işte değerlendiği zaman kazanmak, kaybettiği zaman da işte hani bir şekilde zararını kurtarıp kaçmak anlamında bir oyunun oynandığı bir yer. Ama topluca ve ani düşüşler yaşandığında herkes zarara uğruyor. Şirketler de zarara uğruyor. Oraya giden ve son günlerde ya da son aylarda diyelim yüz binlercesi oraya hücum etmiş olan yatırımcılar en başta da küçük yatırımcılar kaybediyor. Büyük yatırımcılar zaten kimi zaman zarardan kaybediyorlar. Çünkü zamanında çok iyi oynamışlar. Çok iyi yerlere ayrı sepetlere dağıtmışlar. Zaten hani böyle hani yumurtaları aynı sepete koymama esprisiyle yapılır ya o yatırımlar. Hepsini bir şirkete yatırmazsın. Bir yerden kaybederse öteki yerden kazanıyor. Ya da ne bileyim toplu düşüşlerde, ani çöküşlerde filan karından zarar ediyor filan. Ama küçük yatırımcı öyle değil. 1.000 liralık, 2.000 liralık, 5.000 liralık yatırım yapan insanlar kimi zaman elindeki bütün serveti orada heva etmiş olarak çıkıyor oradan. Çünkü hani 1.000 lira götürdüğün zaman kaç tane sepete dağıtabilirsin onu? Dün borsada o anlamda ciddi bir düşüş yaşandı. Oranın öyle bir sistemi var. Devre kesici sistemi.
ani çöküntüler, ani satışlar, ani bilmem düşüşler olduğunda bir anda devre kesici devreye giriyor ve işlemleri durduruyor. Yani hani çok büyük bir zarar olmasın diye. Hem yatırımcıya, hem borsaya, hem de işte o hisse senetlerini orada pazarlayan şirketlere, yani orada işlem gören şirketlere devre kesici devreye girdi. Kapitalist sistemi kökünden, yani mantığıyla eleştirenler benim gibi hep şunu söylerler. Bir kez daha aynı şeyi söyledim. Hani sistem zarar görmesin, yatırımcı zarar görmesin, orada oynayanlar, yani kumar masasına gidenler zarar görmesin diye devre kesici sisteminiz var da, çarşıda, pazarda, markette, dükkandaki ya da kiralardaki, aidatlardaki olağanüstü artışlara karşı bir devre kesici de orada icat etseniz ya, orada da devreye girseler, ben gittiğimde pazardan 15 liraya almasam elmayı, portakalı, ya da bakkala, markete gittiğimde en ucuzu 250 liradan almak zorunda kalmasam peyniri, o 250 liraya çıkarken bir devre kesiciyi devreye soksanız da müdahale etseniz, biz de yiyebilsek, evimize et götürebilsek, soframıza zeytin koyabilsek, kaliteli zeytin ya da peynir yiyebilsek, o noktada kapitalizmin hiçbir şeyi yok, müdahalesi yok. Ezen istediğini essin, altta kalanın canı çıksın sistemi. Borsada öyle değil ama. Borsada küçükleri silkelemek serbest ama borsanın geneline bir zarar olacağı zaman devre kesiciler devreye giriyor. İşte kapitalizmin de doğasında bu var zaten. Altta kalanın canı çıksın sistemi. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu da dün devreye girip şu uyarısını yaptı. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde, yani bu borsaya hücum, bir de o sermaye piyasası kurulunda işte o Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyinin adının da geçtiği bir takım skandallar döndüğü dönemde dedi ki, bakın neler olduğunu biliyorum. SPK bünyesinde, borsada, bilmem ne de neler yaptığınızı biliyorum. Uyarıyorum sizi dedi. Kapınıza dayanırım dedi. Dün de o borsadaki çöküş ertesinde Sayın Kılıçdaroğlu şu tweet'i attı. Defalarca uyardım seni SPK, Sermaye Piyasası Kurulu. Gerekeni yapmadın. Çünkü yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Hani o silkeleme diyoruz ya, ondan bahsediyor. Çok öfkeliyim, görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz diyor ve 5 Ocak'ta attığı tweet'e gönderme yapmış. O zaman ne demiş? Küçük yatırımcıyı uyardım. Göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok. Unutulmasın. Bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan, kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız. Kılıçdaroğlu 5 Ocak'ta da bunları söylemişti. Ve söyledikleri maalesef gerçekleşti. Çünkü aklı başında bütün ekonomistler, aklı başında bütün o sistemi izleyenler, bu işlerin geliyorum diyen bir felaket olduğunu söylediler. Ama ışıltılı bakan Nebati ne diyor? Diyor, borsa uçuyor, kaçıyor, bilmem ne. Yabancılar bizi kıskanıyor. Evet, Frankfurt borsası dün kıskancından çatlamıştır herhalde, bizimkisi çöktü diye. Paris borsası kepenkleri indirmiş, yas ilan etmiştir herhalde. Zaten Paris'in metrosunda da dam akıyormuş filan. Kendinizi bu kadar rezil duruma sokmayın ya. Bir an önce bu işlere bir çare bulun, çeki düzen verin. Ne yapacaksanız yapın. Yapamıyorsanız da teslim bayrağını çekin. Zaten millet de size o bayrağı inşallah çektirecektir. Benim alanım ekonomi, neticesi ortada lafından bak nerelere kadar geldik. Senin alanın ekonomi, evet, neticesi ortada diye hatırlatmak lazım. Cumhurbaşkanı pek çok başka konuya da girmiş. Suriyeli mülteciler meselesine, dış politikaya, işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesine, orada İsveç'i bir kez daha uyardı. Hani Finlandiya'nın biraz daha farklı bir tavır aldığına değindi. Cumhurbaşkanının mülakatı böyleydi. Ama dün Cumhurbaşkanı parlamentoda konuşurken enteresan bir şey yaptı. Yine bu Bay Kemal meselesine getirdi sözü. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı dün AKP grubuna hitap ederken de orada ilginç iki çıkışı vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, işte o hani Bay Kemal diye hitap ederken bir anda Bay Kemal'in bu hitabı ya da bu etiketi kendisinin üstlenip büyük bir keyifle de kullanmasına sitem etti. Ya ben ne söylesem alıyor, kullanıyor filan dedi. O zaman dedi Bay Bay Kemal dedi. Yani bak yeni bir slogan ürettim dedi. Şimdi bu Bay Bay Kemal sloganını Kemal Kılıçdaroğlu CHP anında alıp
karşı bir gole çevirdi. Evet, gole çevirdi. Çünkü bu bay bay lafı üzerinden bir bay bay hepiniz şarkısı ya da bay bay hepiniz şarkısı hatırlatıldı ve Organize İşler filmindeki o Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler filmindeki o sahne akıllara geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi o sahneyle bakın nasıl karşı bir gol attı, onu izleyelim. Rahat rahat son sözlerini söylesinler. Sıkma çocukları. Hani bir şarkı vardı. Bye bye happiness. Bye bye loneliness. Beni takip edin. Hepiniz. Evet, Organize İşler'deki o ünlü sahne bir anda siyasi mizahın, daha doğrusu seçim kampanyasının önemli bir malzemesi haline gelmiş oldu. Yılmaz Erdoğan'ın bir hırsızlar çetesi var orada. O kapının önünde duran vatandaşa da o bir başka bir mafya liderinin şeyini soruyorlar, adresini soruyorlar. Müslüm denen bir hıyar varmış burada gibi, o sahneyi hiç unutmuyorum. Sonra da önlerine katıp götürüyorlar. Bay bay hepiniz beni takip edin diye. Bu da bu seçim dönemine damgasını vuracak önemli siyasi mizah unsurlarından biri olarak tarihe geçecektir. Kim bilir önümüzdeki günlerde daha neler göreceğiz. Organize işler filmi benzeri bir takım sahneler kullanılacak mı? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün grup toplantısında hiç beklenmedik bir şekilde kendi grubuna da deyim yerindeyse sıkı bir fırça attı. Ama ne fırça? Son dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin oturumlara sıkı bir şekilde katılmadıkları, devam etmedikleri ve zaman zaman oylama yeter sayısını sağlayamadıkları. Çünkü geçenlerde de bir gol yiyorlardı, hatırlayacaksınız. Bir kanun tasarısı getiriyor muhalefet. Bir bakıyorlar ki AKP azınlıkta, hemen geçirmeye çalışıyorlar, oylama istiyorlar. Orada meclis başkan vekili kurtardı onları. Kulisten alelacele çağırdılar. Hani bir ara verildi. O şekilde önlemeyi başardılar. Dün Cumhurbaşkanı dedi ki bakın meclisin çalışmalarına sıkı bir şekilde katılmıyorsunuz. O disipline riayet etmiyorsunuz. Siz maaşlarınızı milletin cebinden alıyorsunuz. Hakkımı helal etmem dedi. O anları dinleyelim şimdi de. Grubumuzun maalesef genel kurulda toplantılara katılmada sıkıntı yarattığını dün öğrendim. Bu beni ciddi manada üzmüştür. Bu millet kendi kasasından, kendi kesesinden maaşı veriyor. Ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda, yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa, ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu sıradan bir olay değil. Milletvekili adayı olmuşsan arkadaş, burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla yerine görevini getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Ve aldığınız maaşlar haramdır, haram. Bunu da böyle bil. Vallahi oradaki bazı AKP milletvekillerinin yerinde olmak istemezdim. Tir tir titremişlerdir herhalde. Düşünebiliyor musun? Senin grup başkanın, yani teorik olarak grup başkanın, yani partinin lideri, reis, memleketin reisi haram ediyor hakkını. Kim bilir ne kadar büyük hakkı var üzerlerinde. Ve tabii ki orada ciddi bir üstü kapalı da uyarı var. Yani ben takip ediyorum. Kim çalışıyor, kim çalışmıyor. Milletvekili aday listeleri hazırlandığında görüşürüz sizinle. Gelirsiniz kapıma, beni de aday yap filan demeye getiriyordur herhalde. Ben olsam ben de öyle yapardım. Parlamentoda bulunmayacaksın, görevini ihmal edeceksin. Ben de sana güvenmiş olacağım, haram ederim. Diyor ki eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Sıradan bir olay değil diyor. Dün parlamentodan öğrendiğimiz kadarıyla öğleden sonra da yine bazı oturumlarda yine bazı böyle katılım ihmalleri olmuş. Artık onlar kendileri düşünsünler. Ölümlerden ölüm beğenin deyim yerindeyse. Ölüm lafı biraz abartılı oldu tabii. Allah daha uzun ömür versin onlara, ama gerçekten ciddi bir uyarıdır bu Cumhurbaşkanından. Demek ki o derece bir bıkmışlık, yıpranmışlık var AKP saflarında. Bu biraz da onu gösteriyor.
Yani artık hani gitsek ne olacak, gitmesek ne olacak? Belki de hani yeni bir dönem için adaylıktan umudunu kesmiş olanlar da şey yapıyorlardır, ihmal ediyorlardır o görevlerini. O da tabii onların sorunu diyelim. Peki, siyasetten gelelim bir siyasi cinayetin öyküsünün takibine. Çünkü sıkı şekilde takip edilmesi gereken, çünkü katil ve azmettiricilerin ortaya çıkarılması gereken son dönemin en yüksek profilli siyasi cinayetlerinden birinden söz ediyoruz. Sinan Ateş cinayeti. Geçen yıl 30 Aralık'ta Ankara'nın göbeğinde bir tetikçi çetesi tarafından vurulan ve ardından son derece ilginç bağlantılarla bir örümcek ağı gibi bağlantıları yavaş yavaş bir böyle tablo, bir harita halinde ortaya çıkmaya başlayan Sinan Ateş cinayeti. Çok konuşuldu. Milliyetçi Hareket Partisi içindeki önemli isimlere kadar uzanan bağlantılarından söz edildi. Ailenin dün yeni uyarıları vardı. Biliyorsunuz Sinan Ateş'in dayısı daha önce de bir uyarı yapmıştı. Bakın, biz katillerin nerede olduğunu biliyoruz. Ya da uzantılarının nerede olduğunu biliyoruz. Açıklarız. Biz açıklamadan siz bir şeyler yapın. Çıkartın ortaya ya da teslim edin neyse diye bir uyarısı vardı. Ailenin uyarısı hala bir karşılık bulmuş değil. Dün de tekrarladı Sinan Ateş'in dayısı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bu olayla ilgili bugüne kadar da önemli bilgiler ortaya çıkartan değerli meslektaşımız Barış Terkoğlu'nun bir yazısı var. Daha doğrusu bir incelemesi var. Geniş, yarım sayfaya yayılmış. Ateş cinayetinde çözülen düğüm başlığıyla Barış Terkoğlu bugün o cinayetle ilgili bir takım bulguları alt alta sıralamış. Diyor ki, tetikçi Eray Özyağcı, biliyorsunuz firari o. Geçtiğimiz günlerde tutuklanan kritik bir isim var. Tolgahan Demirbaş. Tolgahan Demirbaş kim? Hani o MHP'li milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden alındığı belirtilen. Sonra karakolda sorgulandıktan sonra serbest bırakılan. Sonra bir daha gözaltına alınan, bir daha serbest bırakılan. Neticede geçen hafta sonuçta gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden biri. Diyor ki Barış Terkoğlu'nun anlatımı, Demirbaş'ın adını tetikçi Eray Özyağcı'yı cinayetin ardından kaçırdığı suçlamasıyla konuşmuştu diyor kamuoyu. Demirbaş'ın cinayetin hemen ardından Olcay Kılavuz'un bulunduğu evden gözaltına alındığı hatırlatıyor. Sonra işte üçüncü kez çekirge sıçrayamadı diyor. Cinayet günü şüpheli bir telefondan söz ediyor Barış Terkoğlu. Bir kafe, Marco Paşa. Kafe Kayseri merkezli. Ankara'daki şubeleriyle büyümüş, sahibi olan Aytaç Ayaç 11 yıldır buranın başında. Ankara Gölbaşı'ndaki şirketi Selçuklu Aşı adına kayıtlı 74 dönümlük bir çiftliği var. Gözlerden uzak bir arazide. Aytaç Ataç Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alındığında kimse neler olduğunu anlamadı. Ta ki 23 Ocak'ta emniyetteki ifadesine kadar. Çünkü anlattığına göre Tolgahan Demirbaş'la 8 senedir arkadaştı. Ataç, Tolgahan Demirbaş'ı eski Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı olarak bilirim diye anlatıyor. O kafeye geliyor, gidiyor. Ataç'ın nargile kafesine. Kafeye nargile içmeye geliyor. 30 Aralık günü cinayetten 2,5 saat önce saat 11 civarında Tolgahan Demirbaş Ataç'ı aradı. Bugün çiftliğe gidecek misin diye sordu. Ataç, gitmeyeceğim dedi. Saldırıyla ilgisi olmadığını söylüyor ifadesinde Ataç. Cinayeti sosyal medyadan öğrendim diyor. Demirbaş bilgisi olmadığını söyleyerek kapatmış diyor. Ataç ile Demirbaş arasında cinayet sonrasında bir konuşma olduğu da saptanmış. 9 ay önce takipte diye de bir anlatımı var Barış Terkoğlu'nun. Çağlar Zorlu diye birinden bahsediyor orada da. Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Tolgahan Demirbaş arasında nasıl bir ilişki var diyor. Ataç, Çağlar Zorlu'yu nasıl tanıdığını polise şöyle anlattı diyor. Yine o bağlantıları filan anlatmış. Bugün o hani cinayetle ilgili düğümü çözme anlamında. Ataç 23 Ocak'ta sevk edildiği savcılıkta daha kritik bir ayrıntıya değiniyor. Diyor ki Aytaç Ataç, Çağlar bana, abi bunlar benden konum istiyorlar. Bir arkadaşın, Sinan Ateş'i kastediyor, kulağını çekeceklermiş. Yardım istiyorlar. Kulağını çekeceklermiş. Sonuçta bir cinayet.
Ataç'ın anlattığına göre Tolgağan Demirbaş, Çağlar Zorlu'ya Sinan Ateş'in cep telefonunu göndermişti ve cep telefonu sinyallerinin verdiği konum bilgilerinden takip edeceklerdi. Bakar mısınız? Sinan Ateş'in telefonunu istiyor birisi, o telefon takip edilecek, nasıl ediliyorsa demek ki o iletişim şirketi, işte istihbarat örgütlerinin takip sistemi falan, onun üzerinden yerini saptayacaklar ve gidip tırnak içinde kulağını çekecekler. Ve diyor ki avukatı, mahkemede müvekkilim eski bir MİT çalışanı olduğu için böyle bir talepte bulunuyorlar. Açıkçası bunu kullanmak için yardım istiyorlar. Bakın, eski bir MİT çalışanı da o teşkilatın imkanlarını kullanabileceğini demek ki belli ediyor onlara. Onun üzerinden maktulün, yani Sinan Ateş'in yerini saptıyorlar. Sonunda bir telefon konuşması da Ataç'la Zorlu arasında yaşanıyor. Olayın öldüğü gün Aytaç Bey beni 13.30-14 sıralarında telefonla aradı. Sinan Ateş öldürüldü, sana bir şey sorulmuştu ya, onların hepsini sil diyor. Yani bu konuşmalarımız, bu bağlantılarımız, konumunu at bize, yerini saptayalım, takip edelim, aman bunları sil, delil kalmasın dedi diye ifade veriyor. Bakar mısınız? Düğüm artık yavaş yavaş, o ilmekler çözülmeye başlanıyor. Bir de bir çiftlikten söz edilmişti demin o bir şahsın. Orada da bir çiftlik boş mu diye soruyorlar falan filan. Yani sorgu tutanaklarından yepyeni bağlantılar ortaya çıkıyor. Bu iş yavaş yavaş çözülmek üzere. Ama tetikçi hala yok. Ne oldu? Nereye kaçtı? Kim saklıyor? Nerede saklıyor? Ortadan mı kaldırıldı konuşmasın diye? Öyle ya, belki de çok şey biliyor diye. Belki de o bağlantılardan habersiz. Hani 3-5 kuruşta bunlar bir uyuşturucu çetesi olarak biliniyor ya. Al sana şunları, git sık kafasına filan diye talimat verilmiş. Yani konuşmasın diye de ortadan kaldırılmış olma ihtimalinden de söz ediliyor. Tabii bunlar ihtimaller ama ortada bir gerçek var. Çok önemli, çok mühim ve çok etkili yerlere kadar uçları dayanabilecek bir yüksek profilli siyasi cinayetten söz ediyoruz. Hem de ne zaman? Seçime 100 küsur gün kala. 130 gün filan kala. 130-135 gün kala. Bugün itibariyle seçime 101 gün var. Dolayısıyla ortada çözülmesi gereken ciddi bir dosya var. Onu da hatırlatmış olalım. Madem güvenlikten söz ettik, güvenlikle ilgili olarak dün burada son dakika haberi olarak, sıcak bir gelişme olarak sizlerle paylaşmıştık. Türkiye'nin dört bir yanında yabancı misyonlar vatandaşlarını ve temsilcilerini uyarıyorlar. Son günlerde ciddi bir terör eyleminden kuşkulanıyor. İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılma hadisesinden sonra Türkiye topraklarında yabancılara dönük belki de İslamcı terör örgütlerinin bir saldırısından şüpheleniyor. Peş peşe uyarılar yayınlıyordu yabancı hükümetler vatandaşlarına. Dün öğrendik ki İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın İstanbul'daki başkonsoloslukları kapatıldı. Kapılarına kilit vurdular, yani insanlar oraya girip çıkmasın diye. Ve ülke çapında da ciddi bir tedirginlik içinde oldukları anlaşılıyor. Yine bir haber, İstanbul'daki Pierre Loti Fransız Lisesi. Tatil etmişler bir hafta. Pierre Loti Fransız Lisesi. Demek ki oranın da yabancı öğrencileri ve tabii hocaları, personeli filan da tehdit altında hissedildi. Belki de alınan istihbaratta oranın da hedef, olası hedeflerden biri olacağı anlaşıldı filan. Bunlar hep olasılıklar ama yabancılar ciddi bir tedirginlik içinde. Bu sabah bir açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuda bir takım operasyonlar yaptıklarını ve 15 kişiyi gözaltına aldıklarını, 5 kişiyi de tutukladıklarını bildiriyor. Ama bu uyarılardan dolayı dış güçleri suçlamış yine. Diyor ki psikolojik bir psikolojik harp harekatı diyor. İstihbarat elemanları bunları yönlendiriyor filan diyor. Yani yabancıların yalan yere yaydığı bilgiler filan gibi bir nitelemede bulunuyor. O zaman gözaltılar ne, tutuklamalar ne? Demek ki sizin de şüphelendiğiniz ya da takip ettiğiniz bir takım potansiyel teröristler var ya da eylemciler var. Demek ki ortada böyle bir gerçek var. İstanbul'daki o İstiklal Caddesi saldırısının, katliamının hala tam olarak dosyası aydınlanamadı. O mesele hala takip ediliyor. Burada da böyle bir
durum var. Ama yani İstanbul'da yaşayan insanlar olarak bizim de endişelenmemizi gerektiren bir durum. Çünkü o lanet olası teröristler yabancılara yönelik bir ne yapacaklarsa, bomba mı ne, her ne alt işleyeceklerse bizim vatandaşımızın da bundan zarar görmesi olası. Hepimizin tedirgin olması gerekiyor. Güvenlik zafiyeti dedikleri şey de budur herhalde diye düşünüyorum. Biraz soluklanalım isterseniz, çünkü bugün yine sesimde biraz arıza var. Gerçi dün do majörden biraz çıkıyordu. Bugün biraz re minöre yükseldi ama yine de biraz bir sıkıntı var. Tedaviyle bu yayını sürdürmeye çalışıyorum. Bir soluklanalım kısa bir aradan sonra. Medya terapide gündemi değerlendirmeye devam edelim. Medya terapiye kaldığımız yerden devam ediyoruz gündemin ayrıntılarıyla. Az önce ara verelim, dün do majör çıkıyordu, bugün re minör çıkıyordu sesim dedim ama bir müzisyen arkadaşım mesaj atmış tabii espriyle, diyor ki bugün biraz daha si bemol majör gibi geliyor, o tonda geliyor sesin diyor. O iltifatlarına teşekkür ediyorum değerli arkadaşım diyelim. Gündemin bir başka önemli başlığına gelelim. Berkin Elvan davası, biliyorsunuz. Bir 15 yaşında bir çocuğu Gezi Parkı direnişi eylemleri sırasında gaz fişeğiyle kafasından vurup katlettiler. Evet, gaz fişeğiyle kafasından vurup katlettiler. Ve sonrasında da zamanın başbakanı şu acılı aileyi yuhalattı meydanlarda. Evlatlarının akıbetini sorguladılar diye. Evlatları niye polis tarafından öldürüldü sorgulamasını yaptılar diye. Değerli babası ve annesi hala o davanın peşini sürdürüyorlar. Orada devletin yine o her zaman sözünü ettiğimiz ve her zaman eleştirdiğimiz refleksi devreye girdi. Ve devletin kendi elemanı, memuru suç işlemez mantığıyla savunmaya çalıştılar uzunca bir süre. Gizlemeye çalıştılar, işte acaba işte çocuk da orada taş mı atıyordu da bilmem ne mi yapıyordu, niye oradaydı falan gibi. Sanki kafasına hedef gözeterek gaz fişeğini sıkan polisin hiçbir kabahati yokmuş gibi. Yahu devletin polisi suç işlemez diye bir şey var mı, kural var mı? Devletin askeri, devletin polisi her zaman masumdur diye bir kural var mı? Biz bu ülkede devletin askerlerinin de polislerinin de darbe yapmaya kalkıştığını işte hiçbir zaman görmediysek 15 Temmuz'da gördük. Yani o zaman kalkıp da birileri mesela Genelkurmay Başkanı benim askerim suç işlemiş olamaz diye 15 Temmuz'daki hain darbeci askerlere sahip çıkmaya kalkıştı mı? Kalkışmayın, temizleyin, ayıklayın, yargılayın, ibret verici cezalar verin ki devletin memuru vatandaşına karşı kurşun sıkmasın, gaz fişeği sıkmasın, işkence etmesin, falakaya yatırmasın, elektrik vermesin. Devletin memuru suç işler, işlediği zaman da hemen alınır, bir daha onun yerine de o tipte birinin gelmemesi için önlem alınır. Nitekim Türkiye bu anlamda üzerine düşen görevi yapmadığı için, yani adil ve titiz bir yargılama yapmadığı için o dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitti. 7 Şubat'ta AİHM'in bir karar vermesi bekleniyormuş. Onu da belirtmiş olalım. 7 Şubat'ta Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuyu görüşmesi bekleniyor. Önemli bir toplumsal soruna da değinelim bugün. Zaman zaman gündeme getiriyorum. Bir scooter terörü yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da. Öteki şehirlerde bu kadar yaygın mı bilmiyorum ama İstanbul'da kaldırımlarda cidden bir terör estiriyor bu scooterlar. Çünkü olur olmaz yerlere bağlıyorlar. Kullanıcıların kaldırımlarda yayaların arasından slalom yapmaları, insanlara tehdit oluşturmaları filan, onları ayrı bir yere koyuyorum. Caddeye inip arabaların arasından slalom yapmaları, orada trafiğe bir tehdit oluşturmaları başka bir şey. Bunun daha akılcı bir şekilde kullanılması nasıl gerçekleşir, o da ayrı bir tartışma. Ama şu gördüğünüz görüntüler, geçen hafta hatırlayacaksınız, Kadıköy'de belediye bunları artık biz kaldırımlardan topluyoruz arkadaş, gelin bu işe bir çeki düzen verelim diye scooter firmalarına çağrıda bulundu. Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Avukat Şerdil Dara Odabaşı bu anlamda ön aldı ve dedi ki scooter çalıştıran firmalara, gelin oturalım masaya, bu işe bir çözüm bulalım. Bulmazsanız ben bunların o kelepçelerini kesip zabıta ekiplerince toplatacağım, haberiniz olsun.
Yani araçlar bir şekilde zarar görüyor tabii ki, o kelepçeleri, kabloları kesiyorlar filan. Sonuçta bu şirketlerle oturmuşlar, belli bir takım esaslar üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Bir ön çözüm bulmuşlar. Ön çözüm de şöyle, dün akşam ben Kadıköy Belediyesi ile yönetimiyle konuştum. Dediler ki ön çözüm olarak, yani bir geçici çözüm olarak şu çareyi bulmuşlar. Kesmeyecekler de belediye zabıtaları, ihbar edilen her yerdeki skuterleri, bağlı skuterleri, yani kaldırımları işgal edenleri hemen şirkete bildirecekler. En geç 15 dakika içinde gelip oradan almalarını sağlayacaklar. Çünkü onların sürekli gezici ekipleri var. Onları topluyor, belli yerlere götürüyorlar filan. Böyle bir geçici çözüm bulmuşlar ama kalıcı bir çözüm bulunması da şart. Dün yine memnuniyetle öğrendik ki Şişli Belediyesi de, Sayın Muammer Keskin de bu konuda bir inisiyatif almış ve onlar da artık kaldırımlarda böyle başıboş, gelişi güzel, insanların ayaklarına takılan, engellilerin geçişini engelleyen, tekerlekli sandalyelilerin geçişini engelleyen, bebek arabasıyla gitmek, yürümek isteyen anne babaların geçişini engelleyen skuterleri toplamaya başlamışlar. Bu iş böyle devam edemez. Bu işe bir kalıcı çözüm bulunması ve artık bir terör unsuru haline gelmiş olan bu skuter felaketinin bir çözüme ulaşması lazım. Evet, akıllıca bir çözüm, hani mobilite falan, işte herkes her dakika taksi tutmak zorunda kalmasın, aracında da seyahat etmek zorunda kalmasın, toplu ulaşımın erişemediği noktalara falan bunlar kullanılsın, gayet güzel. Gidiyorsun semtine, metroda iniyorsun ya da otobüs durağında iniyorsun, evine de birkaç yüz metre mesafe var ya da ne bileyim bir kilometre filan, bunu alıp işte birkaç lira da ödeyip gidiyorsun. Güzel, eyvallah, ama başka insanların yaşamını zorlaştırıyorsan bir dakika orada dur derler. Bunu akılcı bir şekilde kullanmanın bir yolu bulunmalı. Ben geçen hafta önermiştim. Bu şekilde başıboş park edilen araca üzerlerinde hepsinin belli bir kod numarası, kimlik numarası, kare kodu filan var. Bas cezai belediye olarak gönder servisi veren şirkete 200, 300, 500 neyse ağır bir ceza kes. O şirkette kullanıcıya sen madem o şekilde park ettin ben de senin faturana yansıtırım diye kredi kartına çaksın o cezayı, bak bir daha bırakıyorum. Bu işin çözümü bu. Başka ülkeler bunu yapıyorlar. Yapan ülkeleri biliyorum. Nasıl ki bir araç kiralama şirketinden otomobili kiralıyorsun. Kaldırıma bıraktığın zaman trafik ceza kesiyor mu? Kesiyor. Yakalarsa. Hız sınırını aşarsa radar yakalıyor, ceza kesiyor mu plakaya? Kesiyor. Kırmızı ışıkta geçerse kamera yakalıyor, kesiyor mu? O ceza nereye gidiyor? Plakaya, yani rent-a-car şirketine. Rent-a-car şirketi de onun senin kiralama faturana cart diye yapıştırıyor, sen ödüyorsun. Hadi bir daha geç bakalım kırmızı ışıkta. Hadi bir daha hız sınırını aş bakalım. Hadi bir daha kaldırıma park et. Bunlara da bu sistemin getirilmesi lazım. Aksi takdirde yaşamımız zehir olmaya devam edecek. Bu konuyu öteki belediyelerinde sahiplenip, en başta da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na da sesleniyorum. Ekrem Başkan, siz de bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak artık harekete geçin ve o şirketleri önünüze çekip bir hizaya mı çekersiniz ya da ortaklaşa bir çözüm mü bulursunuz? Bu da sizin göreviniz. Kimse kusura bakmasın. Bu konu hiç kimsenin ya beni ilgilendirmez diyebileceği bir konu değil. Yine hiç kimsenin beni ilgilendirmez diyemeyeceği bir başka konu. Kedi köpek. Evet, sokaklardaki başıboş kedi ve köpekler. Hepimizin konuşma mevzu, tartışma mevzu ve toplumumuzu adeta hayvan dostları ve hayvan düşmanları diye gereksiz bir kutuplaşmaya, gereksiz bir husumete ve kavgaya boğmuş olan bir konu. Hayvan dostu ya da hayvan severim diyen insanlar diyorlar ki bu sokaklardaki köpeklere iyi davranalım, onları besleyelim, onları iyi yaşatalım vesaire. Ama başka bir grup insan da diyor ki bu sokaklardaki başıboş hayvanlar sorunu, evet, yerel yönetimlerin ve hükümetlerin çözmesi gereken bir sorun ama bunların müsebbipleri arasında hayvanları sahiplenip kontrolsüz bir şekilde üremelerine göz yumup ya da engel olamayıp bir kısmını da sokağa salan hayvan dostlarının da burada bir suçu, vebali var diyorlar. Bu tartışma uzunca zamandır devam ediyor ve zaman zaman sağda solda insanlara saldıran ve maalesef can alan, yani
çocukları kovalayan, işte yetişkinleri kovalayan, kaçmaya çalışırken trafikte ezilmesine falan yol açan hayvanlar yüzünden de ciddi bir toplumsal sorun olmak durumunda. Bir yandan da ciddi bir halk sağlığı sorunu. Çünkü bu hayvanların sokakta başıboş, denetimsiz, sağlıksız koşullarda barınması da ciddi bir halk sağlığı sorunu. Çünkü mikrop taşıyorlar, mikropların üremesine filan neden oluyorlar. Evet, onları gidip zaman zaman insanlar, vicdanlı insanlar hepimizin yapması gerektiği gibi sokaklarda besliyorlar. Özellikle de karda, kışta onlara kulübeler yapıyorlar, mama götürüyorlar, işte yiyecek, yemek artığı götürüyorlar, su götürüyorlar filan ama çözüm bu değil. Çünkü biz bunların sokaklarda yine üremelerini ve çoğalmalarını engelleyemiyoruz bu şekilde. Bu anlamda herkese görev düşüyor. Herkese görev düşüyor. En başta da devlete görev düşüyor. Çünkü devlet vatandaşının sağlığını, yani genel anlamda halk sağlığını korumak gibi anayasal bir görevle mücehhez. Hem merkezi hükümet, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, neyse Tarım Hayvancılık Bakanlığı, bütün bakanlıklar, yani ilgili bütün bakanlıklar ve belediyeler bu konuda bir an önce akılcı ve herkesin yararına bir çözüm bulmak zorunda. Hayvan severler, hayvan dostları vicdanen tabii ki bu konuda hassasiyeti, duyarlılığı kendileri kadar olmayan insanlara hep birlikte sahip çıkalım diye bir çağrıda bulunuyorlar. Bazı insanlar diyebilirler ki ya ben her gün elimde bilmem çantamda bilmem cebimde mama taşımakta bunları beslemek zorunda değilim. Kim bunların yayılmasına, çoğalmasına sebep olduysa onlar üstlensin sorumluluğu. Bu da insani bir çözüm değil. Hepimiz bu konuda sorumlu olmalıyız, duyarlı olmalıyız. Yani bunlar insanlara saldıran vahşi yaratıklar gibi muamele görmemeliler. Çünkü eğer öyle bir muamele görürlerse çarene, Allah korusun, itlaf düşüncesine sahip çıkmak. Hayır, hiçbir şekilde bunların toplanması ve itlaf edilmesi, öldürülmesi gibi bir çözüm olamaz. Zaman zaman bu zihniyette olanları gördük Konya'da ne yaptıklarını. Kürekle hayvan öldürdüler. Sağda solda vicdansızların bunlara kurşun sıktıklarını görüyoruz. Sağda solda bunları zehirlediklerini, su kaplarına çamaşır suyu döktüklerini filan görüyoruz. Katillik bunun adı. Başka hiçbir şey değil. Ama bu konuya bir çözüm bulmamız ve birbirimizi kırmadan, toplumu daha fazla kamplaştırmadan bir çözüm bulmamız lazım. Belediyeler ve merkezi yönetim kafa kafaya verecekler. Bu konuda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacaklar. Bu konu bir an önce çözmemiz gereken bir konu. Yoksa sağda solda ciddi kavgalar çıkıyor ve insanlar birbirlerine giriyorlar. Onu da söylemek durumundayım. Gelelim bir bambaşka konuya. Bu Hiranur Vakfı meselesiyle ilgili bir takım yan hadiseler de yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. HKG isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve sonrasındaki yaşamında da yıllarca sistematik tecavüze maruz kalması skandalı çıkartılmıştı. İsmaila cemaatine bağlı bir vakıf, o vakfın kurucusu, yöneticisi kızını bir yine vakfın ya da o cemaatin üyelerinden biriyle evlendirmişti 6 yaşında. Sonrasında yaşanan olaylar, bir soruşturma, yıllar sonra bunun ortaya çıkması dava konusu edilmişti. Bu pazartesi günü de İstanbul'da adliyede yargılanmaya başlandı bu şahıslar ve ilave olarak tutuklu olmayan anne, kızın annesi. Bu olay ortaya ilk çıktığında bu kepazeliğe, bu pisliğe sahip çıkanlar oldu. Destek mesajı atanlar oldu. İnanabiliyor musunuz? 6 yaşındaki bir kız çocuğu evlendirilebilir ve bu şekilde tecavüze maruz bırakılır diye sahip çıkanlar oldu. Ve bunlardan biri de maalesef İstanbul'un güzide mekteplerinden birinde müdür, lise müdürü, Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü. Attığı Twitter mesajlarıyla efendim o cemaate haksızlık yapılıyor, hocamıza bilmem ne yapılıyor falan filan diye bu gördüğünüz şahıs. Özür dilerim. Cafer Koçyiğit. Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü. Başka konularda da zan altında olan, işte okul aile birliğinin mensuplarının bir takım ihbarlarda bulunduğu, protestolarda bulunduğu falan filan. Yani öğrencileri ve veli camiasını bazı davranışlarıyla rahatsız ettiği yolunda iddialar ortaya atılan bir şahıs. Sonunda bir soruşturma başlatılmış ve görevden alınmış bu Cafer Koçyiğit isimli şahıs. Bu olay gündeme geldiğinde sert bir tepki göstermiştim buradan. Yahu Cafer Bey, Cafer Müdür, Sayın Koçyiğit, siz öğrencilerinizin
gözüne, suratına nasıl bakacaksınız bahçeye çıktığınızda? Velilerin suratına nasıl bakacaksınız diye özür dilerim, bir tepkide bulunmuştum. Neticede veli camiasının da şiddetli tepkileri meyvesini vermiş ve bu şahıs görevden alınmış. Bir başka rezalet, bir başka skandal. Yayıncılık alanında. Bakın, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce, binlerce farklı konuda skandallar patlıyor. Bakın, Diken.com.tr'nin Ankara muhabiri Altan Sancar sayesinde öğreniyoruz ki önde gelen yayın kuruluşlarından biri Albayrak grubunun çalıştırdığı TVNet diye bir televizyon kanalı var. Hükümet yanlısı yayınlarıyla biliniyor. Bunlar bir radyo kanalı başlatmışlar. Ve bir aydır TVNet Radyo ismiyle bu kanal Rütük'ten lisans almadan yayın yapıyormuş. Bakın, bu konuda yayıncılık alanını düzenleyen bir yasa var. 6112 sayılı yasa. Diyor ki her televizyon ve radyo istasyonu radyo televizyon üst kurulundan lisans alacak ve almadan yayın yapamaz. Yaparsa bunun adı korsan yayın olur. Yasa dışı yayın olur. Nitekim özür dilerim, bir takım radyolar yasaklandı. İnternet üzerinden yayın yapıyorlar ve yayınlara erişim engeli getirildi. Bilgi Teknoloji Kurumu Teknolojileri Kurumu üzerinden. Biliyorsunuz onları engellemek mümkün dijital yöntemlerle. Mesela işte Voice of America'nın, Deutsche Welle'nin Almanya'dan yayın yaptığı bilinen Özgürüz isimli bir radyonun filan yayınları bu şekilde engellendi. Ha tamam, alternatif kanallardan yine korsan yayın yapmaya çalışıyorlar filan ama ya neticede yasa dışı bir faaliyet. 6112 sayılı yasa diyor ki geleceksin benden lisans alacaksın. Biz nasıl alıyoruz? Bizim yayın yaptığımız radyolar nasıl lisans alıyor? Yön Radyo, KRT Televizyonu filan nasıl lisansla yayın yapıyoruz? Bir dönem mesela Sözcü Televizyonu'na lisans vermediler isim değişikliği filan üzerinden. Bu işler kurala tabi. Ama bakın, TVNet radyosu bir aydır yasa dışı yayın yapıyormuş. Altan Sancar da sordu. Dedi ki nasıl yapıyorlar bunu? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Ebu Bekir Bey'in herhalde bir izahatı olacaktır bu konuda. Yani yasa dışılığa izin vermeyelim. Herkes kayıtlı kuyutlu yasal yayın yapsın. Özellikle de seçim döneminde bu çok önemli. Çünkü eğer yasalara uygun, gazetecilik kurallarına, yayıncılık kurallarına uygun yayın yapanlar bir şekilde sudan bahanelerle ceza alıyor, kapatılma tehdidi altında filan yayın yapıyorsa, yandaş bir kanal, üstelik de lisanssız, izinsiz, yani ehliyetsiz, hani trafikten örnek vereyim, plakasız, ruhsatsız filan yayın yapıyorsa, bunun üzerine bir zahmet gidin. Ebu Bekir Bey kurallar konusunda hassasiyetini sık sık dile getiriyor. Bu konuda da kendilerine çağrıda bulunmuş olalım bu vesileyle. Madem seçim dedik, seçim döneminde olabileceklere dair, yapılabileceklere, yaşanabileceklere dair bakın, ibretlik bir olay. Aydın'da yaşanıyor bu. AKP Genel Başkanı'nın 4 Şubat'ta Aydın'da düzenleyeceği toplu açılış töreni öncesinde AKP bayraklarını ve afişlerini asmak için Aydın bölgesinde elektrik dağıtım ihalesini alan Aydem şirketine ait araçlar kullanılmış. Özel bir elektrik dağıtım şirketi, buna lisans vermiş hükümet. Elektrik dağıtım faaliyeti yapması için lisans vermiş. Bunların böyle sepetli vinçleri var. O araçlar, yani Aydem logolu araçlar, Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı'nın mitingi için afişlerin, pankartların asılmasında görev yapıyor. Yani anlaşılan ricada bulunmuşlar. Reis gelecek, pankart asılacak. Baba siz de bir el atıverin. Böyle bir rezalet olabilir mi? Kiralanmış mıdır? Kira sözleşmesi nasıl yapılmıştır? Aydem Elektrik Şirketi'nin vinçi bir miting afişini asmak gibi bir görev mi üstlenmektedir? Acaba o Aydem'e o ihalenin verilmesiyle ilgili bir şükran borcu mu ödenmektedir? Bakın, böyle şeyleri çok göreceğiz, çok duyacağız seçim zamanında. CHP Aydın Milletvekili Sayın Süleyman Bülbül bu olayı gündeme getiriyor ve Aydem logolu araçlarla asılan afişlere, bayraklara tepki gösteriyor ve diyor ki
Fatura biraz gecikince elektriği kesen Aydem'in araçları ve ekipleri Erdoğan Aydın'a gelecek diye sokaklara AKP bayrakları asıyor. Halktan aldıkları hizmet bedeliyle AKP'ye hizmet ediyorlar. Evet, o faturalara insanlar fahiş fiyatlar ödüyorlar ve o fiyatlar üzerinden de o şirketin araçları AKP afişlerine asıyorlar. Yani yarın öbür gün Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Örgütü, ya Aydemci kardeşler şu bizim afişe de bir el atıverin dese asacak mısınız? Büyük bir rezalet. Bunun da izahatının olması lazım. Süleyman Bülbül diyor ki Sayın CHP Aydın Milletvekili, 14 Mayıs'ta bunun hesabını Aydın'la hemşehrilerim sormalıdır diyor. Evet, gerçekten de bu tür kepazeliklerin hepsinin hesabı sorulmalı. Bir şeyi eksik bıraktık mı? Hayır, bırakmadık. Gündemin kayda değer bütün başlıklarını anlattık, yorumladık. Şimdi bakalım gazeteler nasıl aktarmışlar gündemi, onları okuyalım. Gazetelerin birinci sayfalarıyla başlayalım. Bugün bir gün birinci sayfasında bir reklam vermiş. Yani abone kampanyası başlatmışlar. Diyorlar ki bir gün gazetesine abone olun. Çünkü biz ayakta kalmak için böyle büyük ensesi kalın patronların paralarıyla falan yayınlanmıyoruz. Tek desteğimiz halk ve halkın desteğini istiyoruz. Abone kampanyası başlatmışlar. abone.birgün.net üzerinden de bu kampanyayı dün akşamdan beri çok ilginç görsellerle duyurmaya başladılar. Ve tabii esas birinci sayfasına bakalım şimdi bir günün. Hani onu bir böyle kapak diye yapmışlardı. Bir gün birinci sayfada editörden başlığıyla bu kampanyaya bir çağrı yapıyor. Manşette de AKP 60 milyon yoksul yarattı diye ekonomideki tabloyu anlatan bir manşet. İktidarın övündüğü karanlık tablo diyor. Bir de İTO enflasyonu İstanbul'da 43 aydır yükselişte diye o dünkü enflasyon verisini logonun yanından vermişler. Bakan da itiraf etti diyor bu yoksulluğu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın 2023 yılı bütçe sunuş konuşmasına göre 84.6 milyonluk nüfusun 60 milyonu ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemine kayıt yaptırmış. Yani Aile Sosyal Politikalar Bakanı bunu övünerek söylüyor bir nevi. Yani biz diyor o kadar çok insana sosyal yardım veriyoruz ki ne güzel yönetiyoruz memleketi diyor. Halbuki tam tersi. Eğer o kadar çok insan sosyal yardıma muhtaç hale getirilmiş ve devlete avuç açıyorsa kendi olan ya da olmayan gelirine ek olarak bana sosyal yardım yapın diyorsa bu yarattığınız büyük bir felaketin tablosudur. AKP 60 milyon yoksul yarattı başlığı cuk diye oturmuş bu gerçeği anlatıyor birinci sayfasında. Müjdeler sonrası elde var yine sıfır diye bu EYT'liler meselesi ve Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının giderilmesi, kaldırılması ya da hafifletilmesi meselelerinde nasıl sınıfta kaldığına dair bir haber, müjdeler sonrası, yani müjde verdiler ama çözümü bulamadılar anlamında bir başlık atmışlar. Bir gün gazetesinin birinci sayfası böyle. Bakalım öteki gazetelerde neler var. Cumhuriyet gazetesi Erdoğan söz geçiremedi diye az önce mecliste milletvekillerine attığı fırçanın haberini Cumhuriyet gazetesi manşet yapmış. Onun hemen üstünde de Barış Terkoğlu'nun az önce o haberi ayrıntılarıyla anlatmıştım. Sinan Ateş cinayetindeki düğümün çözüldüğü haberi. Bir sıcak gelişmeyi arkadaşlarım bana haber verdiler, onu okuyayım. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşmelerinde bir tartışma çıkmış. Oradan görüntüler var. Ses de açabiliyor muyuz? Bakın ben tek derdi seçim. Gidiyor korkusu. Ama EYT'liler bunun farkında. Ne yaparsanız yapın, EYT'liler sandıkta size gerekli cevabı verecek. Yaşlılığını yalnızca bu maddeyle... Sallayıp yapacaklar. Emekçilere. Gündeki mi sattınız? Ben de öyle sattınız. EYT'lerle takılmamayın. Sardığınız aslanı göptersiniz. Su alsa insanlar final geçinemiyor. Ya
EYT geç emeklilikse eğer, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu iktidar 2008 yılında çıkardığı yasayla 65 yaşa emekliliği getirdi. Bakın ben size bir tek derdi seçim. Gidiyor korkusu. Ama EYT'ler bunun farkında. Ne yaparsanız yapın, EYT'ler sandıkta size gerekli cevabı verecek. Sen ilk önce görevini yap. Uşak Havalimanı'na 2 yıldır açtırdın mı? Uşak Havalimanı 2 yıldır kapalı. Zafer Havalimanı'na seçki çekiyorsun. Uşak'ta 370 bin kişiyi mağdur ediyorsun. Versene cevap. Ne açmıyorsunuz Uşak Havalimanı'na? Zafer Havalimanı'na ne yapan şey çekiyorsun? Uşaklı'yı neden düşünmüyorsun? Hastanesinde uzman doktor var mı? Var mı? Var mı uzman doktor var mı? Yalan yanlış konuşma. Uçakta devlet hastanesinde uzman doktor var mı? Var mı? Var mı uzman doktor var mı? Yalan yanlış konuşma. Uçakta devlet... Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon toplantısından sıcak ve bayağı hararetli görüntüler. Muhalefet milletvekilleri anlaşılan bu EYT'lilerle ilgili yasa teklifinin görüşülmesi sırasında çok başka konulara da, başta EYT'lilerin dertleri olmak üzere başka konulara da dikkat çeken pankartlarla, dövizlerle gelmişler ve orada yüksek sesle itirazlarını dile getiriyorlar. Her zamanki gibi usul tartışmaları da yaşanıyor anladığım kadarıyla. Orada Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Sayın Ali Şeker'i gördüm az önce, Kani Beko'yu gördüm. Öteki muhalefet partilerinden de isimler zaman zaman ayağa kalkarak seslerini de bir hayli yükselterek itirazlarda bulunuyorlar. Biraz tartışmalı ve hararetli geçtiği ve geçeceği anlaşılıyor bu oturumların diyelim. Oradan sıcak yeni gelişme ya da görüntüler elimize ulaştığında sizlere ileteceğiz. Gazeteleri okumaya devam edelim. Erdoğan söz geçiremedi haberini vermiştik Cumhuriyet'in birinci sayfasından. AYM'de saray iddiası diye bir başlık var. Hani o üyeliğe getirilişi tartışmalı olan İrfan Fidan'ı bir şekilde telkinde bulunmak üzere kulaklara üflüyorlar diye bir haberden bahsetmiştik. Ama bu sabah sıcak gelişme yayının girişinde de aktardık size. Anayasa Mahkemesi'ne bu sabah başkan seçildi. Mevcut başkan Zühtü Aslan'ın göreve devam etmesine karar verildi. 5'e karşı 8 oyla. Atatürkçüler tükenmez diye bir başlık, bir fotoğraflı haber var. Orada Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Sayın Üslü Bozkurt'u görüyoruz. Ortada Ahmet Necdet Sezer'i eski cumhurbaşkanlarımızdan ve Alev Coşkun'u görüyoruz. Cumhuriyet Vakfı'nın başkanı. Bu yıl yılın Atatürkçüsü ödülünü 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in elinden almış Sayın Alev Coşkun ve o törende de bir konuşma yapmış. Atatürk devrimleri yaşayacaktır. Kuvayi Milliyeciler ölmez. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bu onur ödülü torunlarıma vereceğim en değerli hediye demiş dünkü törende. Sözcü gazetesi, sarayın tenceresinde et kaynar, milletin tenceresinde dert kaynar diye bir manşet atmış. Milyonlarca vatandaş zamlar altında eziliyor, iktidar görmüyor, duymuyor diye çarşı pazar dolaşmışlar. İşte o et kuyruklarından, ekmek kuyruklarından vatandaşların görüşlerini de alıp birinci sayfadan bu haberle birlikte paylaşmışlar. Karar gazetesi, hocalar ne bu telaş diye manşet atıyor. Genç yaşında vefat eden kızı için hatim okutmak isteyen Kani Torun'a, müftülük engeline bu yapılan zulümdür tepkileri yağdı. Gelecek Partili Torun, önce izin verildi, kim olduğum öğrenilince iptal edildi dedi. Tepkinin büyüğü ise Diyanet'in tavrına geldi. Vahim iddia karşısında inceleme başlatması gereken kurumun jet yalanlamaya gitmesi peşin reddin nedeni nedir sorusuna yol açtı demiş. Yeni Mahalle ilçe müftüsü biliyorsunuz bu hatim duasını yasaklamıştı. Gelecek Partili Kani Torun'un kızı için okutacağı mevlüt ya da işte hatim-i şerifin engellenmesi haberi. Hürriyet gazetesi, EYT maaşına Şubat ihtimali. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TRT'de verdiği röportajda söylediği işte Şubat'ta ya da Mart'ta o maaşların ödenmesine başlanılabilir müjdesi, bakalım gerçekleşecek mi onu sorguluyor. Bu sözün affı olmaz diye bu son günlerin en sıcak tartışmalarından biri biliyorsunuz Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'la Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal arasında bir polemik vardı. Zafer Partisi liderine Sayın Özdağ cevap
niteliğinde bir tweet atmıştı Sayın Gültekin Uysal. Ama o tweette pek yakışık almayacak ifadeler kullanmıştı. Sonra da özür dileyip o tweetini silmişti. O tartışma bu sözün affı olmaz başlığıyla verilmiş. Yani o sözleri ben burada tekrarlamayayım. Belki ekranda okunuyor ama gerçekten de yakışıksız ifadelerdi. Yani siyasi etik ya da adab, tartışma adabına yakışmayacak ifadelerdi. Zaten Gültekin Bey de onu kabul etti sonrasında. Ama hani o laf ağızdan çıktıktan sonra özürümüz filan olmayacak bir laf. Siyasetçilerin biraz dillerinin kemiğine, hani dilin kemiği yoktur ama hiç olmazsa dilin kaslarına, liflerine filan hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Milliyet gazetesi manşette nefrete karşı hep birlikte başlığını kullanmış. İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan'ın Türk elçiliği önünde Kur'an yakma eylemi her dinden sağduyulu insanları birleştirdi ifadesi kullanılıyor. Kılıçdaroğlu yeni slogan Bay Bay Kemal diyor ve Bay Bay Kemal'e karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin de film repliğiyle nasıl yanıt verdiği altındaki haberde aktarılmış. Bu arada iki maçın da sonuçları var. Hani dün gece izlemeyenler için onları da Milliyet'in birinci sayfasından aktaralım. Galatasaray İstanbul'da Ümraniyespor'u 3-2 yendi ve Trabzonspor da evinde 2-0 kazandı o maçların sonuçları. Posta gazetesi yaşamak istiyorum diye bir çağrıya yer vermiş. Sakarya'da bir adam barışma isteğini geri çeviren eski sevgilisinin yüzünü sokak ortasında bıçakla doğrayıp tanınmaz hale getirdi. Saldırgan yakalandı ancak kadının ölüm korkusu devam ediyormuş. Bakar mısınız yaptığına? Yani bu her köşe başında, her yerde, her dakika işlenen cinayetlere ve böyle menfur saldırılara bir örnek olarak kadınlarımızı maalesef koruyamıyoruz. Ve kimden koruyamıyoruz? En kötüsü de en yakın çeperindeki insanlardan. Eski sevgili, eski eş, baba, ağabey, amca, dayı en yakın çeperindeki, yani onları koruma, gözetme durumunda, onları sakınma durumundaki erkeklerden gelen şiddet. Ondan sonra sen bir gecede atıyorsun imza, ne bu İstanbul Sözleşmesi ya, niye koruyacakmışız kadınları mealinde bir karara imza atıyorsun. Bu böyle devam etmemeli. Kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı, hayvanları, yani mağdur, yani dezavantajlı, korunmaya muhtaç herkesi, her şeyi korumamız gerektiği ortada. En başta da devlete görev düşüyor. Anlaşılan o ki devlet bütün bu saydığım başlıklarda görevlerini yerine getiremiyor. Daha doğrusu devlet derken şu anda devlet aygıtı elinde olan iktidar partisini kastediyorum. Sabah gazetesi Türkiye düşmanlarına selam duruyorlar diye bir başlık atmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL kararnamelerini iptal edeceğiz diyerek PKK ve FETÖ'ye, savunma sanayine dokunacağız diyerek güçlü Türkiye'den rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar demiş. Burada da o mahut, o çok bilinen yalan tekrarlanıyor. PKK ve FETÖ'ye destek amacıyla eleştirilmiyor KHK kararnameleri, kanun hükmünde kararnameler. Onlar gereksiz yere, boş yere toplu kararnamelerle masum oldukları halde mağdur edilen insanları korumaya yönelik bir çağrı. PKK'lının, FETÖ'cünün Allah belasını versin. Onlar layık oldukları cezaya çarptırılsınlar. Hiçbir siyasi partinin, Millet İttifakı'ndaki hiçbir siyasi partinin böyle bir amacı olmadığını bile bile PKK'ya, FETÖ'ye destek veriyorsunuz diye bu yalanı her fırsatta tekrarlıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Yüz kızartıcı bir yalandır. Akşam gazetesi, aferine mi muhtaçsınız, yazıklar olsun diye bir başlık atmış. Yine Cumhurbaşkanı'nın sözleri, bu kez de Ali Babacan'ın sözlerine eleştiri anlamında. Ali Babacan demişti ya önceki gün, Batı dünyası bizim bu ortak mutabakat metnini görünce aferin ne güzel iş yapmışlar demişti. Şimdi iktidar da bunu aldı. Ha bakın, Batı'dan aferin almak için bunu yaptılar gibi bir propaganda malzemesine dönüştürdü maalesef. Yeni Şafak gazetesi sadece millete selam vermediler diyor Cumhurbaşkanı o sözlerde. FETÖ'ye, PKK'ya, Batı'ya selam verdiler. Ortak mutabakat metninin içeriğini kastediyor. Sadece millete selam vermediler diyor. Yeni Şafak'ta manşetinde kontrolünüzdeki örgütlerle mi saldıracaksınız diye Batı dünyasına çemkiriyor. Yani diyor ki ey Almanya, ey İtalya, ey Hollanda, elçiliklerimize saldıracaklar diye böyle bir telaş uyandırıyorsunuz.
endişe uyandırıyorsunuz. Yoksa siz danışıklı dövüş kontrolünüzdeki örgütlere talimat verip elçiliklerinize mi saldırı yaptırtacaksınız diye böylesine elde hiçbir delil olmadan bir takım suçlamalarda bulunmuş. Milli Gazete Karamollaoğlu'ndan iki görüşme diye vermiş. Sayın Davutoğlu ve Sayın Ali Babacan'la görüşme yapmış. Çünkü 13 Şubat'taki yeni toplantıya ev sahipliği yapacak Karamollaoğlu, o liderler turuna başlamış anlaşılan. Milli Gazete'nin manşetinde İslam düşmanı bir ülke değillermiş diye İsveç'in başbakanının demecini eleştiriyor. Türkiye Gazetesi asırlık işgali bitirmek için tarihi hamle diyor. Güney Azerbaycan özgürlük ateşini yaktı demiş. Karabağ zaferi uyanışa yol açtı diye de bir haber bu. Özür dilerim. Yeni Akit Gazetesi sürmanşette sen susmadın en azılığı yasakçıydın diye başlık atmış. Kılıçdaroğlu'na yükleniyor Yeni Akit. Diyor ki başörtülülere zulmetmedik, haksızlıklara sessiz kaldık diyen Bay Kemal'e mağdurlardan böyle bir tepki varmış. Yasakçılar kaçacak delik arayacak diye yıkım ekibini millet kovalar diye de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından bir demeç manşete taşınmış. Aydınlık Gazetesi asıl tehdit Finlandiya diye bir iddiaya yer veriyor. Ankara İsveç'in NATO üyeliğine yönelik müzakere sürecini dondururken Finlandiya'ya sıcak mesajlar veriyor. Oysa Rusya'nın kuşatılması planında esas strateji Finlandiya üzerine kurulu demiş. Aydınlık'ın manşetinde de Doğu Perinçek'in bir demeci var. ABD ve Avrupa'dan aferin programı. O da Ali Babacan'ın o sözlerini eleştiriyor. Gelelim son olarak o internetteki PDF formatındaki iki gazeteye. Gazete Pencere borsadaki dünkü çöküşü ve devre kesicilerin devreye girmesini manşet yapmış. Ve ikinci yüzyıl gazetesi de müdürü kovacağız diyor. Meral Akşener dünkü grup toplantısında o açıklamayı yapmıştı. Yani bir genel müdür örneği vermişti. Bu kadar başarısız olan bir genel müdürü kovarlar şirketten demişti. Türkiye'nin ekonomisindeki bu hali müessibi Erdoğan'ı da saraydan kovacağız genel müdürü diye bir demeci vardı. Gazetelerin manşetleri de böyle. Şimdi gelin biraz daha soluklanalım. Sesimizi de dinlendirelim. Dönüşte bu sefer KRT ekranında, ekrandan ve sosyal medyadan seçtiklerinizle karşınızda olacağız. Şubat Perşembe sabahında medya terapiye KRT ekranında ekranlardan ve sosyal medyadan seçtiğimiz ilginç görüntülerle devam edelim. Geçenlerde Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerinden Özgür Özel çok önemli, bomba bir ifşaatta bulunmuştu. Bir ebabil harekatından bahsetmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte uzun süredir, hatta bakanlıktan önceki sürede dahi birlikte çalışan bir troller teşkilatından söz etmişti. İşte bunların ebabil kuşları filan böyle şeyiyle, rumuzuyla faaliyet gösterdiğinden ve sosyal medyada muhalefete ateş etmekle, hani deyim yerindeyse, görevli olduklarını, böyle bir troll ordusundan bahsetmişti. Ve bunların çalışma sistemlerine ilişkin enteresan örnekler vermişti. Ve bakın bunlar işi ne boyutlara götürmüşler. Şimdi size iki peş peşe alıntılanmış tweet'i göstereceğim. Sabri Akın isimli, tabii ki bu sahte bir isim olsa gerek. Sabri Akın isimli bir troll, bir ebabil kuşu. Bakın 15 Aralık 2022'de bir tweet atıyor. Diyor ki 75 yıllık CHP'liyim. Bugün Saraçhane'de yapılan beceriksiz ve başarısız organizasyonu gördükten sonra muhalefetten bir şey olmayacağını anladım. 2023 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldım. Sabri Akın 75 yıllık bir CHP'liymiş. Sonra aynı Sabri Akın, yani aynı hesap, B alt çizgi Y Sabri şeyli kullanıcı isimli hesap, başka bir vesileyle şu tweet'i atıyor. 48 yıllık Demokrat Partili, maşallah bak 75 yıl önce CHP'ye üye olmuş, sonra 48 yıl sonra Demokrat Parti'ye üye olmuş ve iki üyeliği bir arada götürüyor. Gültekin Uysal'ın dün yayınladığı tweet'ten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy atma kararı aldım diyor. Oturulmuş bir yerlerde böyle görevli insanlar böyle çalışmalar yapıyorlar ve bir tane Twitter kullanıcısı da Sabri Twitter kullanıcısı da sürekli parti değiştiriyor.
Bugün Beşiktaşlı, yarın Fenerli, öbür gün Trabzonsporlu, bir iki gün CHP'li, öbür gün Demokrat Partili. Bakalım, takip edin şu Sabri Akın'ı. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi partili olarak karşınıza çıkacak. Böyle bir kepazelik, böyle bir rezalet. Çocuk oyuncağına dönüştürmüşler bu ebabil kuşları. Unutmayın, unutturmayın. Devletin parası, yani milletin parası harcanarak bunlar besleniyor. Bu beslemeler de sağdan soldan böyle komiklikler yapıp, şaklabanlıklar yapıp ona buna saldırıyorlar. Yazıklar olsun. Ya bari kendi cebinizden ödeyin şu beslemelerin şeyleri, fiyatlarını diyeyim. Ücretlerini diyecektim de fiyatları çıktı ağzımdan. Ne kadarsa fiyat etiketleri. İlahi sabri. İkinci seçtiğimiz tweet aslında bir habere tepki tweeti olarak ben dün attım bu tweeti. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş. Böyle çok tartışılacak demeçlere imza atıyor ya. Dün de bir haberde gördüm. T24.com'un haberinde gördüm. Demiş ki fakirler cennette şehitlerin yanında 7. katta olacak cennette. Biz onları kıskanacağız. Fakirliği adeta özendiriyor. Ve kendisini de fakirler safında değil zenginler safında görüyor. Bir de utanmadan. Yani diyor ki biz zenginler olarak diyor. Hani kendimizi bu dünyada ayrıntılı görüyor, ayrıcalıklı görüyoruz ama bu fakirler diyor orada bunun ödülünü alacaklar. Cennetin 7. katında şehitlerle birlikte olacaklar diyor. Bu zat bir de biliyorsunuz hep cenazelerde şehitliği de öven, hani illa şehit olun diye adeta teşvik eden bir zat Ali Erbaş. Şehit olun, fakir olun. Biz bu dünyanın nimetlerinden yararlanalım zenginler olarak ama öteki tarafta siz 7. katta oh bunun meyvesini yiyeceksiniz biz mağdur olacağız diyor. Nasrettin Hoca fıkrası geldi aklıma durup dururken hemen anında ve o cevabı verdim. Nasrettin Hoca da cevabı yapıştırmış. Ulan ver o kaşığı da biraz da biz şey yapalım kıskanalım dedim. Fıkrayı hatırlarsınız. Adam oturmuş ortada bir tane şey var. Çorba kasesi var. Oradan tek kaşık var. Boyuna götürüyor. Oh öldüm diyor. Oh öldüm. Oh öldüm. Yanındaki demiş ki baba ver şu kaşığı biraz da biz ölelim demiş. Tam o hesap. Ver o kaşığı da biraz da biz kıskanalım. Bu dünyada biz zengin olalım da siz gidin öteki dünyada şehitlerle, zengin şeyler, fakirlerle komşu olun. Büyük bir rezalet. Büyük bir ayıp. Ülkede din işlerini düzenleme görevini üstlenmiş olan ve çuval dolusu da maaş alan, bilmem kaç milyonluk araçlarla dolaşan bir bürokrat kalkıyor fakirliği bir şey olarak, ileride ödülü alınacak bir şey olarak teşvik ediyor. Yani siz fakir kalın ama öteki tarafta yiyeceksiniz mamayı diyor. Yazıklar olsun Ali Bey. Sonra eleştirenlere sağda solda dava açıyormuşsun. İstersen bunun için beni de dava et. Ayıptır ya. İnsan utanır böyle bir demeç vermeye. Ali Bey, Sayın Ali Erbaş. Bu dünyada herkes bu dünyanın nimetlerinden yararlansın. Öteki dünya herkesin kendi sorunu. Yedinci katta mı olmak ister, bodrum katta mı olmak ister? O herkesin kendi kaderi. Bilemiyorum. Ama böyle bir demeç verilir mi? Ayıptır yahu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bürokratı böyle bir demeç verip fakirleri böylesine alay konusu yapar mı? O zaman da cevabı alırsın böyle. Ver o kaşığı da biraz da biz kıskanalım seni. Efendim üçüncü seçtiğimiz konu yine bu uhrevi mevzularla ilgili ama gülmekten öldüğüm bir stand-up gösterisi. Bakın bir genç stand-upçı bir başka meseleye yani o uhrevi meselelere nasıl değinmiş. Ya öldükten sonra her Ramazan bayramın mezarına gidiyoruz. İşte orada bisküvi falan dağıtılıyor. Anneme sordum dedim niye böyle yapıyoruz. Belki onun hayrı için yapıyoruz. Belki diğer dünyada işte yaptığı günahların bedeli olur biraz hafifler diye. Bence doğru değil yani. Bir insan bu dünyada günah dolu bir hayat yaşayıp öldükten sonra eğer cehenneme gitmeyi hak etmişse diğer dünyadaki dengeleri A101'den aldığın gofretle değişemezsin. Yani bu dünyada deyip günahkar yaşıyor diyelim tamam mı? Yalan söylüyor, hırsızlık yapıyor, CHP oy veriyor. Diğer dünya gidiyor, zebanide alıp cehenneme doğru götürürken bir melek durum diyor. O cennetlik diyordu ama dün cehennemlik diye not almışız. Evet, dün bir gelişme yaşandı. Mezarında 3 paket vanilyalı gofret dağıtıldı. O cennete gidecek abi.
ağzına sağlık bu değerli kardeşimizi, gayet güzel anlatmış. Yani öyle üç tane gofret dağıtınca hani cehennemlik statüsünden bir anda pat diye cennetlik statüsüne nasıl geçiyorsun onu sorgulamış. Hakikaten yani benim aklımın erdiği mevzular değil bu uhrevi mevzular, ama zaman zaman da böylesine stand-upçılara da malzeme olabiliyor. Haklı olarak da eleştirmiş bu sığ anlayışı diyelim. Dinle imanla kimsenin problemi yok. Ama yani kalkıp da böyle hurafeleri insanlara, ya mezar başında gofret dağıt, öteki tarafta lokma dağıt, ondan sonra da git istediğin günahı işle, o lokmanın ve o gofretin yüz suyu hürmetine öteki tarafta pat anında zebani seni o kapıya değil de bu kapıya yönlendirsin. Ya geçin bunlarla, insanları oyalamayın Allah aşkına. Dördüncü görüntümüz. Hani o en başta da örneklerini aktardık ya, dünkü güncel haberler üzerinden Kemal meselesi. Yeşilçam'da öyle bir Kemal klişesi var. İyilerin safında, kötülerin düşmanı filan. Ben Kemal geliyorum filan diyor, gidip mafyanın mekanını basıyor. Şimdi yine öyle bir Yeşilçam repliği var. Onu bakın siyasilerin suratlarıyla nasıl montajlayıp güzel bir klip hazırlamışlar, onu sunalım size. Alo, ben Abbas. Ben Kemal, geliyorum. Kemal geliyor, tedbirimizi alalım. Alo, ben Kemal, geliyorum. Telefon eden Kemal'di, buraya geliyor. Kemal'i bulup temizleyelim. Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Evet, bu Bay Kemal esprisi sürüp gidecektir. Yeşilçam'da da muazzam malzeme var. Şu anda eminim birileri girmiştir YouTube'lardan, arşivlerden filan. Bay Kemal esprileri karıştırıyordur. Rahmetli Cüneyt Arkın'ın da bu konuda sahneleri var. Bay Kemal meselesi daha çok kullanılmaya müsait bir şey. Keşke o klişeyi çıkarmasaydınız ağzınızdan. İşte sonucu böyle olur. Geri teper size gelir. Ve son görüntümüzde CNN Türk'ün bir programı var. Bizim 98 Ahmet sunuyor, o Ahmet Hakan sunuyor. Tarafsız Bölge. Tarafsız Bölge'nin konuklarından biri araştırmacı Hakan Bayrakçı. Bakın programda ne yapmış. Ve diğer dört partiye gideceği yönünde bir siyasi planlama neyse yani, veya saadete gider. Bu mantıklı bir siyasi değerlendirme. Dolayısıyla bu seçimde, yani önümüzdeki seçimde bir oy anketlerle beraber 3 aşağı 5 yukarı belli zaten. Toplayıp bölelim. Belli, bu büyük bir sürpriz olmaz. Sürpriz olursa bu program planlıyorlar yani siyaseten. O zaman bakıyorum. Masadan kalktıktan sonra İyi Parti'nin ne konuştuğuna bakıyorum. Bu kendi süreçlerini de belirliyor. Yani sizin teziniz şu mu o zaman? Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet. İğrenç görüntüler ama maalesef bunlar canlı yayında yaşanmış. Program konukları işte Zafer Şahin var, İsmail Dükel var, Mete Yarar var, Sayın Dursun Çiçek var, Hakan Bayrakçı da bir araştırma şirketinin sahibi. Unutmuş herhalde yayında olduğunu ya da kameraların kendisini de ayrı bir kameranın odaklanıp çektiğini. Çünkü orada hani 5 kişi varsa 5 kamera aynı anda 5'ini de gösterebiliyor. Hakan Bey de tırnağını kesiyor ve şöyle bakıyor, törpülüyor filan böyle çıt çıt. Tabii sonra ortaya çıkınca, yani söylenince özür dilemiş kendisi ama yani talihsiz bir görüntü. Canlı yayında insanlar hani ben konuşmuyorum nasıl olsa ben ekranda yokumdur diye düşünmesinler. Aklınızda olsun, herhangi bir gün herhangi bir nedenle canlı yayına katılırsanız stüdyodaki kameralardan biri sizi çekiyor olabilir. Tabii orada kameraman da herhalde fark etmedi adamın tırnaklarını kestiğini. Ben olsam şey yapardım yani, uyarırdım, ya baba siz beni Hakan Bey'e odaklattınız ama adam tırnaklarını kesiyor, törpülüyor canlı yayında filan diye. Talihsiz bir görüntü. Başka şeyler de geçmişte görmüştük ya da duymuştuk, biliyorsunuz neler duyduğumuzu. Talihsizlikler bunlar, canlı yayında herkesin başına gelebilir diyelim. Aman dikkat edin ne yaptığınıza, elinizi kolunuzu ayağınızı nereye koyduğunuza, tırnak makasınızda neler yaptığınıza dikkat edin diyelim. Evet, görüntüler kısmımız da böyle. Şimdi gelin biraz da köşe yazarlarından alıntılar yapalım. Hızla başlayalım o zaman. 7 dakika süremiz kaldığını söylüyor sevgili Erol. Hemen Bir Gün Gazetesi'nden Feray Aytekin Aydoğan'ın yazısıyla başlayalım.
bugünkü köşe yazarlarına. Ferah Hoca bugün laiklik tarifi kaç kız çocuğunu yaşatır diye bir başlık atmış. Diyor ki laiklik mücadelesinin sınıf mücadelesinden, kamusallık, kamusal eğitim mücadelesinden, anti-emperyalist mücadeleden bağımsız olmadığına, ülkemizde ve yaşadığımız coğrafyada, Afganistan'da, İran'da, Suriye'de yaşanılan örnekleriyle defalarca tanıklık ettik. Bu denli acıya, yaşanılan tarihe rağmen laiklik demekten imtina eden Millet İttifakı ile de sınırlı olmayan bir muhalefet var. Laiklik diyemeyenler İstanbul Sözleşmesi diyebilir mi? Laiklik tarifi kaç kız çocuğunu, kaç kadını yaşatır diyor. Evet, laiklik konusunda cesaretle bir vurgu yapmamız gerektiğine vurgu yapmış. Bunun başka mücadelelerden de, yani sınıf mücadelesi dahil, anti-emperyalist mücadele dahil, o mücadelelerden ayrılamayacağını vurgulamış. Ve tabii ki bu ülkeyi, bu cumhuriyeti kuranların niye özellikle ve ısrarla cumhuriyetin temellerinden biri olan laikliği empoze ettiklerini de, yani ısrarla anayasalara empoze ettiklerini de bir şekilde açıklayan gerçekler. Sevgili meslektaşımız Nazım Artman'ın köşesinde devletin katliam hizmeti diye bir başlık var. Bu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili o bağlantıları, o haberleri, o korkunç gerçekleri köşesine aktarmış ve bir örneklerle anlatıyor. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'i öldürme emrini kim veya kimler verdi diye soruyor. Ve 1978 yılına götürüyor bizi. 16 Mart katliamı. İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencilerinin üzerine atılan patlayıcılarla Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Turan Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl, Murat Kurt adlı gençlerin katledildiği güne götürüyor. O gün bombayı atan Zülküf İzot'u Beyazıt Meydanı'na içinde resmi giysili polislerin de bulunduğu bir araç getirmişti diyor. Sinan Ateş cinayetini işlemeye de o failleri çakarlı arabalarıyla iki özel harekatçı polisin götürdüğüyle ne kadar örtüşüyor birbirine. 16 Mart 1978. Dün gibi hatırlıyorum. Ben de üniversite öğrencisiydim ve o gün bütün İstanbul ayağa kalktı. İstanbul Üniversitesi'nde yüz binlerce insanın katıldığı bir gösteri yapılmıştı. O günlere götürmüş ve diyor ki Zülküf olay yerinden koşarak kaçıyordu. Toplum polisleri de peşinden koşmaya başladılar. En önde de polis memuru Yahya Gergin vardı. Biraz daha koşsa yakalayacaktı ama arkalarından bir emir geldi. Durun. Toplum polisleri durdular ve Zülküf kaçtı. Yahya Gergin yıllar sonra Can Dündar'ın o gün belgeselinde emir vereni açıkladı. Komiser muavini Reşat Altay. 1978'den 2023'e. Devletin güvenlik kuvvetlerinin kimi zaman nasıl olup da korkunç bir şekilde cinayet sanıklarını koruduklarını ve kolladıklarını anlatan bir örnek. Nazım Artman'ın eline sağlık, çok güzel bir hatırlatma yapmış. Metin Özuğurlu parti cephe masa başlığıyla yazmış bugünkü Bir Gün gazetesinde. Öteki gazetelerden de alıntılar yapalım. Cumhuriyet gazetesinde bugün Zafer Temoçin'in bir güzel karikatürü var birinci sayfada. Zafer Temoçin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın kendi partisine yönelik o fırçasını herhalde konu almış. Diyor ki Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi lideri yeneceğim seni AKP diye bir başlık atmış, bir söz yakıştırmış ağzına. İkinci sayfasında Cumhuriyet'in konuk yazarlardan Sayın İlker Başbu, 26. Genelkurmay Başkanı Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılı başlıklı bir yazı yazmış. Sayın İlker Başbu diyor ki bugünkü yazısında, hep birlikte yaşadığımız bu coğrafyada, bu ana vatanda, son yurdumuzda 100 yıl sonra da yapabileceğimiz en güzel şeyin Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve birbirimize sıkıca sarılmak olduğunu unutmayalım diye yazmış bugünkü Cumhuriyet gazetesinde. Sözcü gazetesinin yazarlarına bakalım. Bugün Uğur Dündar abimiz Sözcü gazetesinde her suçlu ardında ya bir iz ya da suç ortağı bırakır demiş. Halkın kaçırılan paraları nasıl geri getirilecek? Biliyorsunuz bu Millet İttifakı'nın o mutabakat metninde ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sıkça dile getirdiği söylemlerde o kaçırıldığı, çalındığı anlaşılan yüz ya da milyonlarca
yüz milyarlarca doların peşine düşüneceği talebi vardı, daha doğrusu vaadi vardı. Diyor ki Uğur Dündar, dün belirtmiştim, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde milletimizden çalınan paralar ve mal varlıklarının peşine düşünüp yurda getirilecek. Bu sözü yerine getirmek sanıldığı kadar kolay değil, zor değil. Çünkü her suçlu geride ya bir iz ya da suç ortağı bırakılır. Tıpkı Murat Demirel'in bıraktığı gibi, tıpkı Emlak Bankası'nı hortumlayan Engin Civan'ın gizli rüşvet hesabını İsviçre'deki işbirlikçisinin ihbarıyla ortaya çıkardığımız haberde olduğu gibi, yeter ki istenilsin demiş. Hatırlarsınız, yıllar önce Uğur abinin ta gidip Amerika'da o Engin Civan'ın izini bulduğu, onları takip ettiği ya da o skandalın izini bulduğu haberlerini hatırlatıyor. Sözcü gazetesinden bir de Aytunç Erkin'in köşe yazısına bakalım. Meral Akşener'den inat etme mesajı diyor. O adaylık tartışmalarıyla ilgili olarak, yani 13 Şubat'ta altılı masa karar verip belki de açıklayacak ya, diyor ki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ta masanın adayını açıklayacağını ve kazanacak adayın kendisi olduğunu, bu cümlelerin de adaylığına direnen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e mesaj diye okunması gerektiğini söyledim. Kılıçdaroğlu geliyorum hazır olun dedi. Dün bu mesajı alan Akşener de yanıtını grup toplantısında verdi diyor. Bu anlamdaki bir çekişme ye değiniyor. Diyor ki 13 Şubat'ta masaya ev sahipliği yapacak Saadet lideri Temel Karamollaoğlu dün Fox canlı yayınında altılı masanın desteklediği adayın kazanamama ihtimali var mı sorusuna %99 altılı masanın gösterdiği aday kazanır. Peki o isim Kemal Kılıçdaroğlu olursa, kim olursa olsun mühim olanı bu kanaatin pekişmesidir gibi bir görüş bildirmiş. Yılmaz Özdil de bugün derdimi ummana döktüm, asumana inledim, gözlerim yollarda kaldı, gelmedin çok bekledim diye bir başlık atmış o ünlü şarkıdan ilhamla. Bugün de köşe yazarlarından bu kadar. Medyaterapiye noktayı koyalım. Yarın sabah saat 11'de İnşallah daha düzgün, daha iyi bir sesle yine karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.